akşamlar. Satır arasına hoş geldiniz. Her cumartesi akşamı olduğu gibi bugün de önemli gündem başlıklarını konuşacağız. Küresel tarafta sıcak başlıklar var. Elbette küresel tarafta bunlar olurken aslında Orta Doğu'da da aslında gerilim iyiden iyiye tırmanmaya başladı. Ve son 24 saat çok hareketli geçti Orta Doğu'da. Önce şöyle kısaca bir 24 saatte neler yaşandığına hızlıca bakalım. Ondan sonra aslında biraz daha satır başlarıyla konuşacağız bu geceyi enine boyuna. Öncelikle Orta Doğu'daki sıcak başlıklara şöyle hızlıca bir bakacağız. Son 24 saatte neler yaşandığını bir anlatalım. Son 24 saate bakıldığında elbette ana gündem maddesi İsrail'in İran'a saldırısı. 3,5 saatlik bir saldırı gerçekleşti ve bu 3,5 saatlik saldırıyla birlikte 100 İsrail jeti, İsrail kanadından söylenen bu, Tahran, Huzistan ve İlam'da askeri hedeflere bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail Kanal 12'ye konuşan Beyaz Saray yetkilisi İran'da İsrail'e bir karşılık verilirse İsrail'i vuracağız açıklamasını yaptı. Bu sırada İsrail stratejik hedeflerin vurulduğunu söyledi. IDF'den de bir açıklama var. IDF Hizbullah hedeflerini de vurduk açıklamasını yaptı. İran tarafı ne söylüyor? İran hükümeti bizim savunmamız demir kubbeden daha iyi açıklamasını yaptı. Burada tabii İran'ın ne kadar hava savunma sistemleri devreye girdi. Bu da ayrı bir başlık olarak önemli konuşacağımız konulardan biri. İran orantılı bir karşılık verileceğini söyledi. Hatta bu saldırının, İsrail kanadından gelen bu saldırının cılız bir saldırı olduğuna dair yorumlar da yapıldı ve Tahran'ın tüm imkanları kullanacağı da söylendi. Şimdi bu başlıkları konuşacağız ama öncelikle müsaadenizle konuklarımı takdim etmek istiyorum. Bu akşam askeri stratejist Sayın Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk efendim, yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Hamit Emrah Beriş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler. Gazeteci Mahmut Övür. Merhabalar. Mahmut Övür, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gazeteci Mete Sohtaoğlu. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ve doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan, Orta Doğu uzmanı. Hocam hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce bölgedeki sıcak başlıklara hemen bir bakalım. 100 uçağın havalandığı söylendi İsrail kanadından. Gerçekten böyle mi? Bu 3,5 saatlik bombardıman nasıl gerçekleşti? Tahran'da nereler hedef alındı? Mete Sohtaoğlu ve Kemal Olçar, sizi böyle almak istiyorum. Aslında bölgedeki sıcak başlıkları bir konuşalım. Evet. Mete Bey, önce sizden neler olduğunu bir dinleyelim. Son 24 saatte yaşananlar ve bugüne yansıyanlar noktasında. İşin magazin boyutunu bırakırsak İsrail savaş uçakları yaklaşık 100 ya da 100'ü aşkın bir şekilde kendilerinde ifadesiyle havada yakıt yapabilen yakıt tankerleriyle, elektrik taarruz, sinyal karıştırma uçaklarıyla bir görev grubu oluşturmuş İran'a karşı ve çok sayıda mühimmatı kendilerinin ifadesiyle İran'a kadar taşımışlar. Burada Ürdün hava sahasının kullanılmadığını biliyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin güneyinden, İran güneyinden İran'a yönelik saldırılar yapılmış. Burada tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrına baktık. Burada bir gün öncesinde yaklaşık 20 tane F-16 savaş uçağı gelmişti. 10-15 tane körfezde tanker uçaklar vardı. Fakat bunların havada yakıt ikmali desteği verip vermediği konusunda net bir bilgi olmamakla beraber geleneksel olarak daha önce İsrail'in İran'ı vurduğu yerlere baktığımız zaman Irak hava sahası üzerinde bir yakıt ikmali yapıp, çünkü gidiş 2000, dönüşte 1200 gibi gözüküyor. Yani mühimmatlı gidiyorlar. Boş döndükleri için 1200 kilometrelik bir dönüş yapmışlar. Şimdi burada İran'ın sınırlı, hasar yok vesaire demelerine rağmen anladığımız kadarıyla İran'ın devam ettirdiği bir diplomatik pazarlık var. Hı hı. Ve burada birden hiçbir hasar yokken birden 2 ölü çıktı. Akşam üstüne doğru bu ölü sayısı 4'e çıktı. Muhtemelen pazarlıklarla ilgili bir sıkıntı olursa bu ölü sayısını İran artıracak. Bu kişiler, öldürülen ilk 2 kişi İran ifadesine göre hava savunma sistemleri bataryasına görevli 2 tane askerin olduğu söyleniyor ama İran medyasına baktığımız zaman pek de öyle bir kahramanlar, işte yaz, şehit oldular vesaire gibi pek öyle bir yaz matem havası da görmediğimi de en azından söyleyeyim. Fakat burada İran'ın ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. Çünkü yaklaşık 20'yi aşkın İsrail hedef vurmuş. Ve burada en önemli mesele İran'ın bugün üzerinde hava bulutlu olduğu için net uydu görüntülerini kısmi olarak alabilme imkanı oldu. Çünkü herkes tabii ki İsrail'in nereleri vurduğunu merak ediyor. Ama ben A Haber'de İlk defa sizlere doğrulayabileceğim 10 tane vurulan hedefi detaylarıyla anlatmak isterim. Birincisi, saldırı 3 dalga halinde. Birinci dalganın vurulan yerlere baktığımız zaman birinci dalgada 3 dalga halinde hava savunma kabiliyetini yok etmek ve felç etmek için tasarlanmış. İkinci saldırı dalgasında özellikle İran'ın silah üretim tesisleri, ki buna insansız savaş araçları ve füzeleri de dahil ederek söylüyorum, balistik füzeleri. Bu silah üretim merkezleri, ama en önemlisi burada hem devrim muhafızlarının hem de Besiç güçlerinin kışlalarının da vurulduğunun altını çiziyorum. Devrim muhafızlarının karargahları ve kışlalarının vurulduğunu bir kez daha altını çiziyorum. Ve burada genel olarak füze üretim sahaları, insansız hava araçlarının monte edildiği üretim bantları, fırlatma rampaları ve hava savunma sistemleri bu aşamada vurulmuş. En ilginç olan nokta, İran üzerinde vurulan bütün yerler nüfusa uzak yerler. Tahran dahil, Tahran kırsalı. Birazdan Tahran'da da vurulan 2 yer var doğrulayabileceğim. Hepsi nüfusa uzak ve can kaybını mümkünse sıfıra indirecek hedef bankasından hedefler seçmiş İsrail. 2 nokta var burada da. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak üzerinden İsrail'e, ki Irak tarafı doğruluyor, bir mesaj ilettiği, içeriği açıklanmıyor. Bir başka mesele de Rusya üzerinden İsrail'in İran'a misilleme yapmama konusunda bir uyarı gönderdiği ve bu bölümü iddia, İran'ın da tamam misilleme yapmayacağız sınırlı olursa. Çünkü buradaki en büyük iddia şu: vurulacak yerler konusunda özellikle devrim muhafızlarının ve Besiç kışlalarını altını çizmemin sebebi, buralarda normalde ölmesi gereken İran güvenlik güçlerinden ölen yok. Bu önemli bir mesele. Diyorsunuz yani, burası bile isteye zaten kimseye zarar verilmesin gibi, diye mi? Gibi bir şey var. Peki bir şey soracağım. Buyurun. En çok herhalde merak edilen soru bu. Bu 3,5 saate, şimdi 3,5 saat saldırı sürdü demek, hani hiçbir şey bilmeseniz mesela 3,5 saatle ilgili, 3,5 saatte birçok yeri alt üst edersiniz, öyle değil mi? Bu 3,5 saat nedir yani? 3,5 saat nereler bombalanmıştır? Ne aralıklarla, ne sıklıkla, neden 3,5 saat? Şöyle, ilk vurulduğu zaman bu size bahsettiğim hava savunma kabiliyetlerini felç etmek için ilk dalga yapılmış. Burada vurulan yerlerde İran'ın da açıklamadığı hava savunma radarları tamamen vurulmuş. Hatta Rusya'nın verdiği, geçtiğimiz yayınlarda da Kemal Hoca ile bir konuştuğumuz, Rusya'nın F-18, F-35'leri tespit edebilmesi için markasının, modelini hatırlamadığım İran'a verilen radar sistemi başta olmak üzere İsrail tarafından bütün bu füze tespit ya da İsrail güçlerinin ya da daha iddialı söyleyeyim, batılı silah endüstrisinin ürünlerini tespit edebilecek bütün radar sistemlerini İsrail vurmuş. İşin gerçeği bu. 2, şu an İran, gerçekçi olmamız gerekirse, biraz gözleri miyop hale getirilmiş, kölleşmiş ve şu an Kemal Hocam'ın birazdan ben özellikle de çok yorumunu merak ediyorum. İran'ın olası bir misillemesine karşı İsrail, İran hava savunmasının bir katmanını tıraşlamış. Öyle mi? Evet. Bir katmanı tıraşlanmış durumda. Çünkü burada birazdan göreceksiniz, S-300 bataryaları da dahil vurulan birkaç yer var. Baver 373 gibi bazı yerlerdeki hava savunma sistemleri imha edilmiş. Yani bu şunu getiriyor: İran bu gece olası bir misilleme yaparsa, İsrail karşılık verdiği anda zaten hava savunması zarı zayıflamış, bir İran'da daha geniş bir hedef bankasından hedef vuracak. Bunun özellikle altını çizeyim. Bir katman gitti o zaman. Şimdi burada en ilginç nokta, bu ilk kez duyacağınız bilgiler, Kum bölgesinde Şii milisleri insansız hava araçları konusunda eğiten askeri tesisler vuruldu Kum'da. Neresi burası? Bahsettiğiniz yer. Bir İran detay haritası verirseniz, ben de notlarıma hızlı gireyim. İsfahan'da burada da saldırı oldu. Özellikle burada, Türkiye'de pek belki bilinmiyor olabilir ama İran'da bir ordu yapı sistemi var. Bütün İran'ın burada Yemen, Lübnan, Suriye, Irak ve küresel anlamda bütün Şii milislerin ekonomik anlamda bütün projelerini yöneten Hatem el-Enbiya karargaha vuruldu. Bu devrim sonrası İran'da lojistik taşımacılıkla başlayan ama kısaca söyleyeyim şu an İran'ın devlet, özel ne varsa en büyük holdingi. Büyük bir mali güç ve askeri yetenekleri olan bir güç ve İsfahan'daki Hatem el-Enbiya üstlerinden bahsediyoruz şu an. Arkasından Şiraz'da gene burada da bir hava kuvvetleri üssünün vurulduğu var. Ve şimdi de geldik hızlı geçebileceğim, tek tek söyleyebileceğim yerler. Tahran'ın güneyinde... Mete Bey bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Çok kısa tabii. Buyurun, buyurun. Ya bütün bunları İran bilmiyor muydu buraya vuracağını? Hava sistemi gitti diyorsun, hava fırçaları gitti şöyle, diyorsun. Şimdi şöyle Kemal Hocam da çıktı ama... almadı buna? Hocam biz dün benim naçizane gördüğüm yani balistik füzelere karşı Irak Savaşı'nda olduğu gibi uçak savarlarla ateş açan bir İran'la karşılaştık açık söyleyeyim. Birkaç yerde tabii ki o hava savunma sistemleri müdahale etmiştir. Lakin paylaşılan görüntüler, İranlıların paylaştığı görüntülerde uçak savarlarla atmosferden vesaire atılan füzelerle baş etmeniz pek mümkün değil. Yani bilmeyenler için işte alevler çıkıyor ama havada imha edilen bir İsrail füzesi var mı derseniz o görüntülerde yoktu. Yok. Başka yerde varsa da onun görüntülerini zaten sizin söylediğinizden tarayarak. Mesela şunu anlıyorum ben. Çok stratejik bir yerden bahsediyorsunuz ama İran diyor ki o kadar da büyük bir zayiatımız yok aslında. Valla şöyle söyleyeyim. İngilizce, Arapça, Farsça içinde İran kelimesi ve şehirleri geçen bütün şehirleri, ilçeleri dün geceden beri tarıyorum. Ve tarıyor başka arkadaşlar da, herkes de meraklı çünkü. Biz hiçbir böyle bir görüntüye rastlamadık. Hiçbir şekilde rastlamadık. Hatta İsrail'in paylaştığı bir propaganda görüntüsünde 2019'da Hayfa'da bir yangının fotoğrafını İran'ı vurduk diye, elektrik santralını vurduk diye paylaşan Yoav Galant'ı bile bulduk. Ama İran'da böyle bir görüntüye biz rastlamadık. Varsa da söyleriz ama yok. Neyse ben şimdi şöyle izninizle devam edeyim. Hı hı. Tahran'da önemli bir mesele var. Burada Tahran'da güneyinde Şemsettin Sanayi sitesinde bulunan ve insansız hava araçları için parça üreten Taksas Endüstriyel Yenilikler Şirketi'ne ait bir tesis vuruldu. Bakın hep bunlar askeri yeteneği yok etmeye yönelik. Yani geliştirmeyi engellemeye yönelik bir hamle yapmış İsrail. Tahran'da Humeyni Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir S-300 hava savunma sistemi bataryası patlatıldı İsrail tarafından. Ve Tahran'da 3 tane devrim muhafızları karargahı ya da üstüne füze isabet etti. İkinci dalgada gene insansız hava araçları, bakın bu İran'ın belki de misillemesini getirecek bugünün en önemli bilgisi. Çünkü Perçin'de bugüne kadar hiç bilinmeyen bir üsse saldırı düzenledi İsrail. Perçin bölgesinde ilginç olan, biz burayı... katı yakıtlı roket motorunun testleri ya da üretimi yapılan bir yer olarak biliyorduk. Yani bütün batılı medyada böyleydi. Hı hı. Fakat buranın yer altında bir başka tesis varmış. Bunun işte o size yayının başında söylediğim İran'da hava bulutlu ama biraz böyle bulutlar açıldı dediğim yerde Perçin'i gördük. Ve Perçin'de nükleer testlerin bir parçası olan bir gizli tesis var. Yani burada füze, kamikaze, insansız havacı işte teknolojilerinin geliştirildiği bir yerdi. Fakat tesisin İran'ın nükleer test yapma kapasitesini düşürecek yerlerden bir tanesi ve Perçin'deki bu yer ifşa olmuş oldu. Ve İran'ın açıklamadığı yerlerden bir tanesi de burası. Zahran hava savunma üssü var. Işık neresi? Yansıdığı için ben tam şey yapamıyorum. Ama Zahran var. Burada da radar sistemleri vuruldu. Füze bataryaları vuruldu. Hava savunma üssü var Tahran yakınlarında. Hı hı. Bunun ismi de 79 devriminden önce Amerikan yapımı Hawk sistemleriyle donatıldığı için bu şekilde geçiyor. Beheşte Zahr hava savunma üssü var. Bu da Tahran'da mezarlığın yanında bir bölge. Ve orada da ilginçtir biraz aşağısında İran eski rehberi Humeyni'nin türbesine bakan bir yerde, muhtemelen onun yerleşkesindeki devrim muhafızları ya da besiş güçlerinin askeri bir yerleşkesi olduğunu düşünüyoruz ama devrim muhafızları tahminim. Sonrasında Perçin sitesini söylemiştim. Çok yüksek değerli bir hedefmiş İran için. Çünkü nükleer meselelere saldırılmayacak denmişti Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu Perçin meselesi İran'ın önümüzdeki günlerde bir ihtimal misilleme yapmasına zemin sağlayacak. Bunun A Haber'de ilk defa altını çizeyim. Bu Perçin meselesi yüzünden İran bir misilleme, sınırlı, kısıtlı neyse bir misilleme yoluna gidebilir. Gizli olan yer için söylüyorsunuz değil mi? Perçin. Ben araya girip bir kısa bir yorum yapabilir miyim? Ya şimdi Mete Bey, sizin bu değişinizle yani İran neredeyse çökmüş. Yani İran gibi bir devlet bu kadar zayiat veriyorsa, bu kadar önemli merkezleri tahrip ediliyorsa hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. Ben şöyle düşünüyorum. Yani ABD'nin uyarısı, İran'ın temkinli davranışı, İsrail'in de bu süreci çok derinleştirmemek gibi bir yaklaşımı sınırlı bir saldırı gibi geliyor bana. Tabii ben ayrıntısını bilmiyorum. Şöyle ama hocam, ölen sayısı, vurulan yerler... Burada ölüye, herkes tabii ölü üzerinden değerlendiriyor. Fakat ben gene ilginç bir şey daha söyleyeyim. A Haber'de ben bunu öngörmüştüm. Bakın Şahrut diye bir yeri işaret etmiştim. Evet, füze üssü, füze fırlatma tesisi. Uydu ve uzay programını hedef alır demiştim. Burası da vuruldu. Burası da vurulan yerlerden bir tanesi. Uydu kapasitesini yani teknolojik olarak İran'ın savunma sarayı demeyelim ama füze, insansız hava aracı ya da nükleer bileşenleri üreten ya da destekleyen tesislerin hepsini vurmuş İsrail. 20'den fazla hedef var vurulan. İsrail basını 20 gibi gösteriyor ama 20'den fazla. Şimdi uydu görüntüleri çıktığı zaman bunların tahribatları net bir şekilde ortaya çıkacak. Önümüzdeki günlerde bu anlattığım yerlerin hepsinin uydu fotoğrafını A Haber'de göreceksiniz. Hepsinin. Bakın Texas İHA fabrikası var. Kum'da gene. S-300 sitesi var İran'ın güneyinde. Fetih radarı var Meşşer'de. İmam Hasan Kışlası radarı var Ahvaz'da. Hordat radarı var. Abadan Petrokimya Kompleksi yakınlarında. Hordat sistemi var vurulan. Yani gördüğünüz gibi şu an aslında İran bir misilleme yapsa... İsrail hava savunma kabiliyeti zayıflamış, katmanı zayıflamış Kemal Hocam. Bir İran'ı daha geniş şekilde vuracak. Bunu söyleyeyim. Burada bizim gördüğümüz tabii şimdi misilleme yapacak mı yapmayacak mı meselesi de var. Benim edindiğim bilgi birazdan hocalarımın vaktini almayayım ama Gazze ve Lübnan'da ateşkese doğru giden bir mesele var. Lübnan'da bir ateşkesin ben birkaç maddesine ulaştım. İran bir şekilde kamuoyuna, size, bize, İran halkına bir diplomatik bir zafer sunmak durumunda ve muhtemelen Lübnan ve Gazze üzerinden bir ateşkes sağlanabilirse İran bu ateşkesi her türlü bedel ödemiş bir ülke olarak anlatacağı için bir misilleme yapmasına gerek kalmayabilir. Ama Perçin olayı bir kez daha haberde altını özellikle çizerek söylüyorum. Bilerek ya da bilmeyerek İsrail katı yakıtlı roket motoru üreten görünümlü ama aslında İran'ın nükleer testleri için hayli önemli olan bir tesisi de patlatmış durumda. Birazdan açarız orayı Mete Bey. Siz kalın benimle. Kemal Hocam sizi böyle alalım. İsterseniz Kemal Hoca da biraz burada destek versin tabii ki, bize. Tabii ki, hocam bu nokta şimdi Mahmut Övür'ün sorduğu soru haklı. Çünkü biz burada 2 haftadır Mete Bey siz de vardınız. Değerli hocalarım siz de vardınız hatta hocam. Biden direkt olarak dedi ki biz İsrail'in İran'ı vuracağını biliyoruz. Bize bilgi verildi. Nerelerinde vurulacağını biliyoruz ama zamanını söyleyemeyiz. Hatta biz işte İran'dan bunun tepkisi vesairesini enine boyuna konuşmuştuk. Evet. O zaman doğal olarak Mahmut Övür'ün sorduğu soru. Biliyordunuz, hatta biz sizinle konuştuk, ne dedik? Nükleer tesisler hedef alınamaz. Olursa askeri tesisler. Bile bile nasıl oldu ve neden oldu? Şimdi bakın önce şeyle başlayalım. İsrail bu hava taarruzunu planladı. En baştan itibaren. Mete Bey'le de görüştüğümüz husus da şuydu. İsrail'in bu planları öyle çok ani çıkan planlar değil. Daha önceden yapılmış, daha önceden provaları, simülasyonlar üzerinde bitirilmiş, planlanmış, tatbikatları icra edilmiş ki hatırlayın İsrail birkaç gün önce İran'a yapacağı misilleme ile ilgili bir tatbikat yaptı. Dolayısıyla bu tatbikatta şunlar netleşti. Evet, buralara gidilebiliyor havadan, ya da yerden yere füzelerle atış yapılabiliyor. O yüzden bunun ikmali, karıştırıcı bir takım sistemlerin takviyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef bankası var Kemal Hocam bunlarda. Oradan çekilen bir takım hedefler var. Bu hedefler ne onu söyleyeceğim şimdi. Dolayısıyla İsrail bu planlarını haftalar öncesinden tamamladı, bitirdi 1 Ekim'den sonra. Hatta bana göre 1 Ekim'den de önce plan havuzun içerisinde yer alan hedefler bunlar. İsrail'in planı. Kesinlikle, kesinlikle. Çok yıllardır İran'a karşı yapılan bir takım faaliyetlerde, tatbikatlar icra edilmiş. Orada en azından simüle edilmiş bir takım çalışmalar. Öyle çok abartılıp aniden çıkan bir hedefe karşı yapılan taarruz değil. Bu bir. İki, bu bir ateşle taarruz. Dolayısıyla ne kara ne deniz kuvvetlerinin yer almadığı bir sadece havadan ateşle taarruz yapılarak karşı taraf hedef analizi yaptığımız zaman karşı tarafın muharebe müessiriyetini yani muharebe gücünü kısmen istenilen düzeyde azaltacak hedefler bunlar. Ne demek istiyorum? Karşı taraf ordusu en azından savunma yetenekleri ya da taarruz yetenekleri tamamen ortadan kalksın için yapılan bir şey değil. Bir kısmen tahditli, mahdut hedefli bir ateşte taarruz. Teknik adı bu. Karşı tarafa geçiyorum şimdi İran'a. İran ne yaptı bunun üzerine? Hani planlı milan dedik ya. Şimdi İran koskoca bir devlet. Ordusu çok güçlü. 2 tane ordusu var. Biri Devrim Muhafızları, biri İran Milli Kuvvetleri, silahlı kuvvetleri var. İkisinin de ayrı ayrı hava, deniz, hava savunma güçleri var. Ayrı ayrı. Hepsinin başında Genelkurmaybaşkanı var. Genelkurmaybaşkanı da Cumhurbaşkanı da Hamene'ye bağlı. Dolayısıyla bu bir hiyerarşik sistem içerisinde İsrail'in kendi topraklarında Devrim Muhafızları özelindeki kritik ve stratejik hedefleri biliyor. Şimdi niye bile bile bu kadar zayiata yol açacak harekata müsaade etti? Şundan müsaade etti. Çünkü İran bu cümleyi kurarken şimdiki cümleyle takviye etmek için söylüyorum. Evet. İran bu harekatta normal bir devlette olduğu gibi toplam 2 tane konuşlu askeri noktaları var. Bunlardan bir tanesi Barış Garnizonu, birisi Sefer Garnizonu. Dolayısıyla seferi noktalara İran zaten çoktan çıktı ve bunları tespit etmek pek kolay değil. O yüzden İsrail'in vurduğu noktalar İran'ın Barış Garnizonu dediğimiz noktalar. Hani gösteriyorsunuz ya şurada işte 3 tane nokta var. Bunlar füze ramparalı radar sistemi. O barış zamanında konuşlanmış herkesin bildiği binalı tesisler. O yüzden bunu herkes bilir. Dolayısıyla bunlar boş. Anlatabildim mi? Bir de hocam yolda giderken... 2 seferi... Suriye'de yolda giderken dediğim yani bu... hava bombardımanına giderken Suriye'nin güneyinde Süveyda'da İran'ın kurduğu bir radar sistemi vardı. O vuruldu. İlk o Süveyda'da vuruldu. Sonra dere üzerinden uçakların uçuşu görüldü. Ama Süveyda'da arkadaşlar dedi ki orada radar var İranlıların. O vuruldu. Sonra Irak'a geldik hocam. Selahattin kentinde patlamalar duyuldu. Tikrit'ten patlama biri geldi. Tikrit'teki pek iyi haber kaynakları yok orada. Arkadaşlarımız da yok. Ama Selahattin bölgesinde karargahları var İranlı Şii milislerin. Bir karargahın vurulduğu ama hangisinin vurulduğunu da bilmiyoruz. Tamam hocam, karargahta yolda uğraya evet, İran'a gelmişler. Şimdi dolayısıyla İran'da düşünün bir askeri harekat söz konusu, bir saldırı söz konusu, kuvvetle muhtemel. Siz her zaman tuttuğunuz yerde radarınızı, lançerinizi, rampanızı tutar mısınız? Bunların bir seferi görevleri var. Seferde bir taarruza maruz kaldığınızda onları ileri hatta çıkaracak ve o noktalar çok gizlidir. Gittiğiniz noktaları kimse bilmez. Bunlar seyyar üniteler. Radar dediğiniz, mesela Kürecik radarı ya da Devesolu radarı Romanya'daki. Bunlar NATO'nun kalıcı radarları gerçekten. Bilinen. Ama isterseniz burayı da birkaç gün içerisinde toparlayıp başka bir noktaya aktarabilirsiniz. Askeri bütün sistemler portatif ve radar şeydir, seyyardır. Mobilize edersiniz. Onun için İran bu kadar angaje olmuş, 1 yılı aşkın süredir İsrail'le yapılacak olan karşılıklı taarruzlarda irrasyonel değildir o kadar. Barış Garnizonu'ndaki tuttuğu rampaları hala daha yerinde tutsun. Çünkü şunu buradan da biliyoruz. Hatırlayınız 1 Ekim'den önce Nisan ayında 13 Nisan tarihindeki misillemeler sırasında öne doğru yanaştırmıştı. Yani Irak'a doğru öne derken batıya doğru, Irak'a doğru rampalarını yerleştirdi. Atıştan oradan yaptı. Aksi halde menzil yetmiyor. Bunu ayrıca açacağım hocam. Ya ama... Bu konu önemli. Yani ne oldu ya atıyor adam bir sürü İsrail havadan taarruz yapıyor. Binaları bombalıyor. 3 tane resim var. Aslında onu göstermek lazım. Birazdan gösterin hocam. Birazdan açalım ama biz sahaya gitmem lazım. Vurulmuş resim de onun için diyorum. Yani. Tabii ben onu olmadı içeri atarız. Hemen veririz ekrana da. Ama Tahran'a bir gidelim. Ekber Karabağ dün gece de yayındaydı. Ekber, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz bu akşam da bizlerle birlikte olduğun için. Kolaylıklar sana. Dün geceden beri çok yoruldun, çok çalıştın. Ama biraz tabii oranın bir fotoğrafını çekmeni rica edeceğiz senden. Bugün Tahran basını neler yazdı? Gerçekten İran'ın söylediği gibi aslında bir zayiat yok mu? İsrail'in bu saldırısını İran cılız olarak mı okuyor, yoksa çok stratejik noktalar mı hedef alındı? Acaba işte bu tırnak içinde kin, bu saldırılar geriye mi bırakılacak? Gazze'deki, Lübnan'daki ateşkes için Mete Sohtaoğlu'nun da söylediği gibi. Bu bir İran gözünden anlatır mısın bize bunları? İran'da neler konuşuluyor? İran açısından bakıldığında, İran cephesinden bakıldığında İran söz konusu bu saldırıyı etkisiz bir saldırı olarak değerlendiriyor. İşte hava savunma sistemlerinin yerinde müdahalesiyle bu saldırının önemli ölçüde etkisiz hale geldiğini ve bazı işte hasarlar olsa da bu hasarın az olduğunu bildiriyor. Aslında gün içinde Hava Savunma Sistemleri Kurumu tarafından bir açıklama gelmişti. Akşam saatlerinde de yaklaşık 1-2 saat önce de Yine Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu saldırıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Ve o açıklamada İsrail'in son saldırısını Irak üzerinden yaptığı ifade edildi. İlk kez İran'dan böyle bir açıklama geldi. Irak'tan İran sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaktan İsrail savaş uçaklarının işte füzelerle İran'daki İlam kentinde, İlam bölgesinde, Huzistan bölgesinde ve ayrıca benim an itibariyle bulunduğum başkent Tahran'daki radar sistemlerine vurduğu ifade edildi İran'ın bu resmi açıklamasında. Ve bunun içinde işte füze kullanıldığı ve füzelerin işte başlıklarının da küçük olduğu ve İran'ın balistik füzelerinde kullandığı işte başlıkların 1/5 kadar olduğuna ilişkin İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama oldu. O açıklamada ayrıca bazı hasarların oluştuğu da aslında kabul ediliyor. Fakat bunların sınırlı olduğunu, etkisiz olduğu ifade ediliyor. İşte bazı sistemlerin, radar sistemlerinin aniden onarıldığı ve bazılarında onarılmaya devam edildiği ifade ediliyor. Yani İsrail'den gelen açıklamaların aksine İran'dan en azından resmi açıklamada İran sadece radar sistemlerinin az önce belirttiğim 3 bölgedeki yani İlam, Huzistan ve Tahran'daki radar sistemlerinin işte hedef alındığını, bunlarda kısmen işte tahribat oluştuğunu ve işte İran'ın o anında bunların bazılarını onardığını ve bazılarını da onarmaya çalıştığı ifade ediyor. Yani yine tekrar da hatırlatmamda yarar var. İran ilk kez bu saldırının Irak üzerinden İran sınırına yaklaşık 100 kilometre öteden işte yapıldığını ve bunun içinde çok küçük savaş başlıkları kullanıldığını bildirdi. Yine akşam saatlerinde bir açıklama söz konusuydu ve o açıklamada işte toplamda 4 İran askerinin bu saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Gün içinde 2 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Akşam saatlerinde daha 2 kişinin yaralının hayatını kaybetmesiyle bu sayının 4'e yükseldiği ifade ediliyor. Tabii esas merak edilen sorunlardan birisi bu saldırıya İran bir karşılık verecek mi, vermeyecek mi? Hı hı. Tabii gün içinde de İran'dan işte diplomatik kanallardan da açıklamalar söz konusu oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dışişleri Bakanı açıklamada bulundu. İşte İsrail'in bu olayı işte tüm kurallara aykırı, uluslararası kurallara aykırı bir eylem olduğu ve İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi çerçevesinde özellikle 51. madde çerçevesince işte cevap verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi İran tarafı. Ancak yani İran'daki bu genel havaya bakıldığında ben aslında geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. İran'ın şimdilik bu meseleyi burada kapattığını söyleyebiliriz ve bir misilleme yapmasını en azından yani mevcut atmosferde ben öngörmüyorum. Çünkü yapılan açıklamalarda açık bir şekilde mesela intikam alacağız, işte misilleme yapacağız, bunun ifadelerine yer verilmiyor. Gerçi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bu ifadeye yer verilse de yani İran misilleme hakkını saklı tutuyor ifadesine yer verilse de öyle daha önceki açıklamalarda olduğu gibi sıkı bir şekilde intikam veya misillemenin altı çizilmiyor. Bu yüzden iki ülke arasındaki bu gerginliğin neredeyse 25 gündür devam eden bu gerginliğin en azından şu aşamada kapandığını söyleyebiliriz. Nitekim İsrail tarafı da işte bu aşamada bunu kapattığını bildirdi. Yani İran diyor ki burada bir misilleme verecek durum yok. Biz bir zayiat almadık. Doğru mu Ekber? Bizim bir zayiatımız yok. Bu sınırlı bir saldırıdır. Peki bu mesela şey tartışılmıyor mu? Amerika'nın rolü ya da işte nükleer tesisler hedef alınabilir mi? Mesela askeri tesislerimizi vuran yarın nükleer tesislerimizi de vurabilir mi? Seçimler. Seçim süreci yine aynı şekilde, hani Amerika'daki seçim sürecine dair ne konuşuluyor? Aslında Amerika'nın rolü tartışılıyor. Evet, özellikle ben o yazıyı da bulayım. İran Birleşmiş Milletler aracılığıyla işte bir açıklamada bulundu ve o açıklamasında Irak Hava Savaşı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiğinin altı çizilerek söz konusu bu olaydan işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğuna ilişkin İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinden yapılan bir açıklama söz konusu. Peki bir şey soralım mı? Buyurun lütfen. Peki Ekber, tabii hep orada şeyi veriyorsun, hükümetin yaptığı açıklamaları. Bu mesela İran gibi kendisini büyük bir bölgenin büyük bir devleti, İsrail saldırıyor. Orada buna yönelik daha niye saldıramıyorsunuz? İsrail'e niye cevap vermiyorsunuz? Ya da bu saldırıları niye önleyemiyorsunuz diye bir tartışma var mı? Ya da medyada, siyasi aktörlerde böyle bir eleştiri gelen yer var mı? Yani hocam şunu söylüyorum, yani İran'daki halk da, yani ben gün içinde onlarca İranlı halka hatta canlı yayınlarda mikrofon uzattım. İşte tabii İran halkı bunu bu açıdan bakmıyor. Aynen devletin belirttiği gibi bunu tırnak içinde cılır bir saldırı olarak görüyor. Hatta zaman zaman mesela bazı insanlara sabah saatlerinde sorduğunda bilmiyorlardı böyle bir olayın olduğunu. Yani böyle bir saldırının olduğundan bile haberleri yoktu. Saldırının İsrail geçtiğimiz günlere beklentiyi oldukça yükseltmişti. İşte İranlı yetkilileri vuracak diye deniliyordu. İşte özellikle Netanyahu'ya yapılan saldırının ardından, bu saldırı girişiminin ardından İran'daki işte siyasi yetkililerin hedef alınacağı söylenmişti. Askeri mekanların yanı sıra aynı zamanda nükleer tesislerin, petrol tesislerinin hedef alınacağı işte söylenmişti. Öyle bir beklenti yükseltmişti. İran piyasası allak bullak olmuştu. Yani ben hatta şunu söylüyorum. İsrail bu süreci biraz daha uzatsaydı İran ekonomik açıdan ciddi anlamda sıkıntıya girecekti. Bugünkü saldırının ardından, yani saldırı sadece halk nezdinde değil, aynı piyasa zamanda piyasalar nezdinde de çok olumlu karşılandığını ifade edebilirim. Çünkü bu kadar, yani düşük düzeyde bir saldırı beklenmiyordu. Çünkü dediğim üzere geçtiğimiz günlerde yani mesela sadece bir örnek vereyim. Bugün altın fiyatları, döviz fiyatları ben gün içinde koydum. Bazen %8 civarına düştü bu. Yani öyle böyle bir düşüş söz konusu değildi. Yani borsa 20 küsür gündür her gün düşüyordu. Bugün açılır açılmaz her şey yeşildi. Yani borsada, piyasada bunu olumlu karşıladı ki dediğim üzere bunun nedeni beklentilerin yükseltilmesinden kaynaklanıyor. İşte geçtiğimiz günlerde öyle İran, İsrail diyordu, öyle cevap vereceğim, tarihte kalacak, şöyle böyle. Ancak bugün İran'dan gelen resmi açıklamalarda tabii yani sosyal medyada veya farklı kaynaklarda farklı ifadeler kullanılıyor. Mesela örneğin Tahran'daki işte İmam Humeyni Havalimanı'nın yakındaki işte oradaki Rusya'nın İran'a verdiği S-300 hava sisteminin vurulduğu iddia ediliyor. Fakat İran'dan da o konuyla ilgili açıklama geldi. Söz konusu bölgede hiç S-300 olmadığı söylendi. İran'dan böyle bir açıklama geldi. Tabii aynen nasıl bir ay önce, yani 25 gün önce İsrail mümkün mertebe İran'ın verdiği hasarları bir şekilde örtbas etmeye çalıştı. Tabii doğal olarak İran'da yani buradaki zayiatın yüksek göstermemeye gayret ediyor. Ya gerçek anlamda bu zayiat azdır veya bir şekilde bu olayı bu şekilde göstererek bu olayın burada kapanmasını istiyor. İşte aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkisinin olduğu söyleniyor. Özellikle Amerikan medyası, özellikle Tel Aviv yönetimini baskı altında tutarak bu saldırının ölçülü bir şekilde yapılmasını istemişti. Özellikle biliyorsunuz ABD'de seçimler yaklaşmaktadır. Ve İsrail'in de buna uyarak İran'a ölçülü bir cevap verdiği ifade ediliyor ki İran bu ölçülü cevabı çok yetersiz ve sınırlı olarak değerlendiriyor. Peki başka soru yoksa Ekber'i göndereceğim. Çok teşekkür ediyorum Ekber. Aslında biz senin anlattıkların üzerinden biraz tartışalım konuyu. Çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Dün gece de gerçekten çok güzel bir iş yaptın ve Türk televizyonlarında net bir şekilde sen orada an be an her şeyi anlattın. Eline emeğine sağlık. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bu akşam bizimle birlikte olduğun için kolaylıklar diliyorum. İyi dinlenmeler. Çok teşekkür ederim. Ekber Karabağ Tahran'dan, İran'dan anlattı son durumu. Ekber'in söylediği şeyler ilginç. Hocam sizi böyle alayım. Şimdi Ekber açık açık diyor ki yani Tahran'dan bunu birinci göz olarak söylüyor. Ekber Karabağ Tahran'ı en iyi bilen isimlerden biridir. Hatta Türk medyasında ondan daha iyi bilen kimse yok İran'ı, Tahran'ı. Ekber açık açık diyor ki İran biz bu işten güzel kurtardık. Kapandı. Aslında bizde bir zayiat yok. Evet, çok enteresan bir durum var. Tabii hocam İran iç siyasetindeki bu gelişmeleri, dinamikleri çok biliyor muyuz bilmiyorum ama mesela bugün öğlen A Haber'de bir analiz izledim. Yani bu vuruşta sanki devrim muhafızlarına yönelik bir hareketten bahsettiler. Yani sistem de bir biçimde hani kendi içerisinde darbe yapma ihtimali olabilecek güçlerden piyasa niye rahatlasın? Düşünün, mesela İran vuruluyor, piyasa pozitif tepki veriyor. Burada bir gariplik yok mu? Ayaklandırmaya çalışıyor ya. Ayaklandırmaya çalışıyor İran halkı. Bir cevabı var ama onu yeri geldiğinde söyleyelim. Tamam, konuşalım şimdi. Yani benim aklımda şöyle soru işaretleri var hocam. Biz mesela şunu sorduk. Biliyorsunuz bir suikast listesi verildi. İşte Hamenei mi acaba hedef alınacak? Böyle bir saldırı bekliyordu herhalde İran. Yani bu açıklamalardan ben onu anlıyorum. Dini lider hedef alınacak mı acaba ya da bir isim mi hedef alınacak? Ha, olmadı. Tamam, askeri tesislere saldırıyı bekliyorduk. Demek ki beklendiği gibi oldu gibi bir bakış açısı mı var? Yani siz bu İran'ın bakış açısını nasıl görüyorsunuz hocam? Gerçekten bu bir cılız saldırı mıdır? 2'ye 2 siz bize 2 attınız, biz size 2 attık bitti gitti midir? Yoksa hayır biz İran büyük devletiz ve İsrail'e bu bölgede sadece biz karşılık verebiliriz ve sizi tekrar vuracağız gibi bir aslında fırtına öncesi sessizlik midir? Aslında burada İsrail'in mutlak bir galibiyetinden bahsedebiliriz. İsrail aslında İran'ı istediği çizgiye getirmiş vaziyette Merve Hanım. Nasıl bir durum var burada? İşte Mete Bey çok güzel özetledi. Bir taraftan baktığınızda sembolik sayılabilecek bir hamle var. Yani İran'daki beklentilerin çok altında ya da İranlıların işte memnuniyetle karşıladıkları türden bir hamle var. Ama diğer taraftan baktığınızda Mete Bey'in anlattıklarından çıkardığımız kadarıyla esas itibariyle şu anda İran'daki bütün stratejik tesisler vurulmuş vaziyette. Bunun arkasında İsrail'in çok uzun süredir sürdürdüğü bir istihbarat çalışmasının ve bir stratejik planlamanın olduğunu da çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Kimi zaman kamuoyunda bile yeterince bilinmeyen, başka şekilde kamufle edilmiş, sivil gibi görünen tesisler hazır, kurulmuş vaziyette. Bazı yerlerde yine saklanmış askeri tesisler var. İsrail bunların hepsini çok iyi tespit etmiş. Bunlara nasıl ve ne şekilde ulaşabileceğini de saptamış ve buradan hareketle nokta operasyonla geri geldiğinde bu tesislerle ilgili bütün operasyonu gerekeni yaptı. Kendi mantığı, kendi bakış açısı açısından. Bir taraftan bakıyorsunuz bunu yaparken de uluslararası kamuoyunda bir infial de yaratmadı. Yani Amerika'yla önceden süre gelen bir takım pazarlıklar olduğu anlaşılıyor. Zaten İran'ın İsrail'e saldırısından önce de bu müzakerelerin yürütüldüğü ve sivil hedeflerin hedefe alınmaması, askeri noktalara bir takım saldırılar düzenlenmesi noktasında mutabakata varıldığı yönde bir takım yaklaşımlar olmuştu. Amerika açısından mı söylüyorsunuz? Amerika aracılık yapıyor. Yani Amerika İran'a söylüyor bak İsrail geliyor seni burada vuracak gibi mi? Şimdi burada tabii bunlar arka kapı diplomasisi olarak yorumlayabiliriz. Yani her iki devlet arasında en azından bildiğimiz kadarıyla diplomatik bir temas olmadığı için arada üçüncü güçler kanalıyla saldırıların ne kapsamda, nereye, ne şekilde olacağı, beklenen zayiatlar ne olacağı önceden bir şekilde aslında müzakere ediliyor. Şimdi buradan hareketle İran'daki kamuoyunun beklentisinin daha yüksek olduğu anlaşılıyor. Çünkü arka arkaya çok sayıda suikast yapıldı. Yine İran'daki devlet adamlarına yönelik bir takım suikastler bekleniyordu. Siz de ifade ettiniz. Ama şu saldırı şunu gösteriyor aslında. Hocam, bugün onu da şey yapın isterseniz. Huzistan bölgesinde, Belucistan bölgesinde 10 tane sınır muhafızı öldürüldü bugün. Beluç bir grup saldırdığı söyleniyor. 10 sınır muhafızı tam bu olayların arkasından öğle saatlerine doğru bir anda konvoy pusuya düşürüp öldürüldü. Aslında İsrail bir mesaj veriyor. Ben senin ülkende istediğim zaman istediğim operasyonu yapabilirim demek bu. Ve şu aşamada bunun ötesine gitmesi de İsrail için çok makul ve gerekli bir şey değil. İsrail zaten bir tarafta baktığınızda Gazze'deki hedeflerine ulaşıyor. Gazze'de o alanı boşaltıyor ve İran'ın hamlesi pahasına bunu yapıyor. Yani İran'dan bir takım hamleler gelebileceğini İsrail en baştan itibaren öngörüyordu. Ama İsrail anlaşıldığı kadarıyla İran'dan gelecek her türlü hamleyi etkisiz kılacağını öngörmüş. İran da bunu biliyor. İran da bunu bildiği için aslında İran'da da rejim şu anda kendini konsolide ediyor. Yani piyasaların orada İran'da bir anda yükselmesi ya da işte olumsuz bir tepki vermemesi aslında mevcut rejimin konsolidasyonuyla alakalı. Yani daha büyük kamuoyunu etkileyecek sivil hedefleri ele alan ya da sivil hedefleri tahrip eden bir operasyon olsaydı iç kamuoyunda bir infial ortaya çıkarabilirdi. Ama şu anda bakın hiçbir şey yok. Rejim diyor ki tam tersine bizim yani buradaki tespitlerimizin tam tersine açıklamalar yapıyor. Hiçbir kritik noktayı vuramadılar diyor. Biz bu işte başarılı çıktık. Hava savunma sistemlerimiz çok iyi çalıştı diyor. Ve bir şekilde kendi kamuoyuna aslında burada başarılı oldukları mesajını veriyor. İran nispeten kapalı bir toplum. Dolayısıyla buradaki bilgilerin de şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını çok fazla beklemeyeceğiz. Rejimde buradan hareketle kendi gücünü ortaya koymaya ya da yine söylediğimiz gibi konsolide etmeye devam edecek gibi gözüküyor. İsrail'de de tartışılıyor bu. İsrail parlamentosunda muhalefet hatta Netanyahu'nun partisinin adamları bile niye daha sert olmadık, niye nükleer vurmadık diyen de var yani bu da bir gerçek. İki, Kemal Bey'in açıklaması da biraz sizin anlattıklarınızla ya da Mete Bey'in anlattıklarına çelişiyor gibi. Değil mi Kemal Bey hocam? Bilmiyorum. Niye? Çünkü barış bölgeleri vuruldu diyorsunuz. Demek ki çok hassas bölgeler vurulmamış gibi. Ama şöyle Mahmut Bey, orada bir gariplik var. Zaten anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla o hassas bölgeleri vurmuş aslında. O hassas bölgeleri vurduğunu deklare etme, açıklama ihtiyacı şu anda görmüyor belki İsrail. Çünkü bir bakıma İran'ı istediği noktaya, istediği çizgiye getirmiş vaziyette. İran zaten ciddi anlamda bir karşılık vermeyeceğini şu anda ima ediyor. Ben diyorum ki İran bölgede bir savaşa yol açmak istemediği için böyle davranıyor. Evet. Yoksa yani İran niye vurur? Yani çünkü benim gelecek her türlü teslimi vuracak, ben sesimi çıkarmayacağım. İran rejimi bölgede çıkacak bir savaşın kendi aleyhine olabileceğini görüyor. Aynı durum İsrail için de geçerli. Geniş kapsamlı bir rejim her iki ülkede de bir takım sorunlara yol açabilir. İç siyasal çekişmelere ya da bunların belirginleşmesine yol açabilir. Aslında şu anki mevcut statüko İsrail'in de İran'ın da dolaylı bir şekilde işine geliyor. Dediğimiz gibi İsrail kendi Gazze'deki operasyonunda, Gazze'deki saldırılarında, soykırımında ilerliyor. Önünde ciddi bir engel yok, görmüyor. Diğer taraftan da işte engel olabileceğini düşündüğü bütün güçlere karşı da, İran'a karşı da mesela mesajını veriyor açık bir şekilde. Yani illa bir hassas noktaya vurmanız gerekmiyor. Egemenlik ihlal ediliyor, toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. İsrail'in İran'a karşı saldırısı yani için toprağınıza söyleyeyim. Bir tane mermi düştüğü zaman bitmiştir artık. Aa, bu hassas değilmiş ya, boş verin. Böyle bir izninizle böyle bir karşılık olmaz. Polonya'yı hatırlayın. Yani bir tane hatırlıyorsunuz Ukrayna'nın Rusya'ya atmış olduğu bir tane füze füzelerden biri yanlışlıkla Polonya'ya gelmişti. Neredeyse NATO'yla Rusya karşı karşıya geliyorlardı. Yani bu böyledir. Burada yani başka hikaye var. Burada başka bir oyun. Onu aşan bir durum bile var. Aslında şunu gösteriyor. Ben istesem daha travmatik etkiler yaratabilirim senin topraklarında. İstesem Tahran'a vururum demek İsrail gibi zaferi değil gibi değil de ben öyle okumuyorum. İsrail'in hocam şöyle bir ben kelime de göndermiştim ama şu fotoğrafa bir yaklaşabilirseniz. Şimdi İran'ın ne hocam o ne anlatın. Şimdi bu İran'ın Ekber'in resmi açıklamada okuduğu İran'ın yalanladığı İmam Humeyni'nin türbesinin kuzey batısında öyle bir bombardıman olmadığı dediği yerin yani S-300 hava savunma sisteminin vurulduğunun uydu görüntüsü. Şimdi ben birazdan o uydu görüntüsünü vereceğim Mete Bey. Gözüküyor mu orada bizzat? Var tabii parçalı bulutların dağıldığı zaman alabildiğimiz yerler var dedik. Yani şimdi İran yani çok affedersiniz bu Gazze Savaşı'ndan işgalinden beri sürekli böyle çelişkili haberlerle tamam kuyruğu dik tutmaya çalışıyor haklıdır bir şey demem. Ama İran yetkililerin de şu teknolojinin geliştiği, hiçbir şeyin gizli kalmadığı, teknoloji çağında uydu denen, internet denen bir takım şeylerin nimetlerinden de basın dünyasının, Orta Doğu'yu araştıran insanların ya da uzmanlarının yararlandığını bir fark etmesi lazım. Şimdi birazdan ben orayı gösterdiğim zaman yani İran'ı yalanlamış oluyorum. Bu aslında ayıp. Peki İran'ın da kendini bu duruma düşürmemesi lazım. Şimdi bunu ayrıca açacağım. Özellikle uydu görüntülerini de vereceğim ama yeni bir bilgi var. Yeni bir görüntü paylaşacağım. Ekrana da sıcak durum olarak yansıyor. Hizbullah'tan İsrail'e birazdan vuracağız. Yani şimdi tam tersi bir durumu konuşuyoruz. Bu arada bu görüntü Hizbullah tarafından paylaşıldı. Öyle değil mi? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Evet, bu Hizbullah tarafından yeni paylaşılan bir görüntü. Hizbullah bu yerleşimlerin İsrail ordusunun üssü haline geldiğini ve artık meşru olarak meşru hedefler olduğunu açık açık ifade etmiş. 25 hedefi kapsıyor değil mi hocam toplam? Evet. İsrail'de 25 hedefi kapsıyor ve bir tahliye çağrısı yapılmış. Çok sayıda İsrail yerleşimindeki sakinlere, yani bu 25 noktaya derhal burayı boşaltın diyor Hizbullah. Biz burayı vuracağız diyor açık açık. Yani şimdi burada soru şu Mahmut Övür, az önce dediniz ki İran niye İsrail'i vurmasın ki, siz direkt olarak benim topraklarımı hedef alıyorsunuz Kemal Hocam, değil mi? Aynı şey söylediniz. Şimdi burada vekil güç, yani Hizbullah tarafından mı bu kez karşılık verilecek diye bir pencere açılıyor burada o zaman. Bana göre artık vekil güç diye bir şey kalmadı. İran özellikle o çağrı cihazı faaliyetinden sonra devrim muhafızlarını, bakın bu vekille işaret ettiğimiz güçlerin komutasına gönderdi. Komutasını devraldı. Hatta onlarla beraber yeni SİHA'lar da gönderdi. Mirsat Birler vesaire gibi. Dolayısıyla Hizbullah deyince aklımıza artık otonomik, özerk bir Hizbullah gelmesin. Hizbullah'ın emir komutası, net söylüyorum, devrim muhafızlarında bitti. Yani artık İran kendi klasik güçleriyle beraber asaleten Hizbullah, bana göre Husiler dahil. Husiler dahil, Haçlı Şabi dahil, Şii milisler Suriye'deki dahil, hepsinin komutası devrim muhafızı. Ama hocam orada şöyle bir... O yüzden onun yani yaptığı reaksiyonların hepsini okurken İran tarafından yapılmış kabul edebiliriz. Bana göre tabii, itiraz edebilirsiniz bu konuya. Hocam orada bir paradoks yok mu? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bu bölgede İran'ı savaşa sokmak isteyen kim? İsrail. Evet. Şimdi İsrail İran'ı savaşa sokmak istiyor. Bölgeyi alt üst etmek için. İran'da buna karşılık hani bizim buradan da eleştiriler var. Efendim pasif kaldı. Belki Mete Bey de öyle düşünüyor. Çok pasif kaldı. Cevap vermiyor. Korkuyor. Oyun oynuyor. Ya şimdi hem bir taraftan büyük savaş büyümesin diyoruz. Hem de İran niye böyle pasif kaldı? İran cevap versin diyorlar. İran diyor ki İran olduğu anda karşısına bir batı bloku çıkacak. Tabii. Böyle dehşet bir şey. Batı, İran vurduğu anda İran diyor ki İngiltere, Fransa hep daha devreye giriyorlar. Bir Haçlı Seferi gibi devreye giriyor. Zaten. İran ne yapıyor? İran diyor ki ben vekil savaşlar üzerinden bunu o alanda sürdüreyim diye düşünüyorum. Yani ben böyle yorumluyorum. Hı hı. Hocam onun böyle cevabını olabilir hocam. Yani İran diyor ki, hocam onun çok şiirsel bir cevabını almıştım ben. Size de nakledeyim. Biz İsrail dama oynuyor, biz satranç oynuyoruz dediler. Tamam. Olabilir işte. Yani uzun sürer. Ya burada ona göre dediler. Çok ilginç bir cevaptı bu. Şimdi Mete Bey, siz diyorsunuz ki bunu İran yalan söylüyor. Tamam, savaşta herkes bir biçimde olayın bir boyutunu saklayabilir. Sanki İsrail ya da ABD bir sürü savaş yaptığında hiç mi saklanmıyor? Onlar da çıkıyor. Ha, çıkıyor işte, çıkar. Bazen öyle bir şey var ki canını acıtan bir şey olur. Susarsın yani. Hocam, çünkü bir, gücün yetmez. İki, karşına blok oluşturursun. Hocam uydular çağında lazım, Allah aşkına yalanlanmaz ki ama bu da. Yani orası vurulmadı, burası vurulmadı diyorsun. Yarın İran'da hava günlük güneşlik olduğu zaman herkes, bütün yurt dışı medya İran'ın boy boy uydu fotoğraflarını yayınlayacak. Ya o zaman ne yapacak İran? Ama bak önemli lan şu. Ama devletinde bir güvenilirliği yok. Bu süreci yönetmek önemlidir. Bak mesela şurada ben diyorum ki, yani ben dışarıdan gazeteci gözüyle izleyen birisiyim. Ya İran ne yapabilir? Tamam, İran hata yaptı Türkiye'ye. Kendi kamuoyu da görüyor o fotoğrafları. İran bir sürü... Tamam, bir de ben şunu anlatmaya çalışıyorum. İran bölgede Sünni devletleri, hatta Obama önünü açtı da, siz de bunu iyi bilirsiniz. Suriye'deki kan dökmesinin nedeni de buydu. Şii hilali gelişiyor diye havaya girdi. Şimdi bak Şii hilalinin önünü kesiyor. Kim kesiyor? Önünü açanlar önünü kesiyor. İran bunu görmesi gerekiyor. Ama burada şöyle bir gerçek var. İran'ı bombalayan faşist Netanyahu. Ya bu bölgeyi ateşe vermek istiyor. Şimdi biz bu olaya nasıl bakacağız? Oradan ben bakıyorum. Netanyahu değil. Netanyahu başbakan. İsrail'in bir cumhurbaşkanı var. 7 Ekim'den beri ortalıkta gözüküyor mu? Netanyahu mu yönetiyor İsrail'i? Devletin başında mı var? Yani. İsrail cumhurbaşkanı yok ortada. Netanyahu bir siyasetçi. Bir siyasetçi cumhurbaşkanını dahi ele alarak İsrail'i bu kadar vahşi, gaddar bir yola sokuyorsa İsrail'in zaten başlı başlı bir sorgulanması gerekirse bir tarafı. Doğru. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Parlamenter sistem Metevelü. Yanlış mı anlaşıldı? Bu siyasal sistemin Netanyahu ele geçirmiş yani. Şimdi bakın biz İran'ın... Hocam lütfen ele geçirmiş diye bir durum yok. Hamit Emrah hocam çok daha iyi bilir ki biz bir siyasal sistemden bahsediyoruz. Bir parlamenter sistemden konuşuyorsak parlamenter sistemde yürütmenin ana işlevini üstlenen aktör başbakandır. Cumhurbaşkanı semboliktir. Siz şimdi sistemin kendisiyle tezat oluşturan bir mevzu üzerinden eleştiri getiriyorsunuz. Bu tamam, sistemini eleştiriyorum İsrail'in zaten. Hayır. Nasıl yani? Başkanlık sistemi öncesindeki Türkiye'de de başbakan aktifti, cumhurbaşkanı sembolik bir durumdaydı. Bu Türkiye ile alakası yok. Siz tartışma açmak istiyorsunuz ya, ben Türkiye'yi falan karıştırmıyorum. Ben İsrail'in içerisinde Netanyahu'nun siyasi pozisyonunu eleştiriyorum. Mete Bey, ben bir tartışma açmıyorum. Siz itiraz etmek için şu an itiraz ediyorsunuz. Biz anlaşamadığımız bir mesele yok. Hocam lütfen siz bir siyaset bilimci olarak bir parlamenter sistemdeki mevzunun ne olduğunu açıklarsanız. Ben uluslararası işler mezunuyum. Anlaşılmaya saldırım şimdi. Benim anladığım şey şu, Mete Bey'den böyleyse ben de katılıyorum. Ya. Bu sadece Netanyahu burada Hitler benzetmesi son derece yerinde bir benzetme. Netanyahu bir savaş suçlusu, bu ayrı bir şey. Ama burada sadece Netanyahu'ya ihale edilecek bir şey değil. İsrail'in bu bir devlet politikası. Evet. Yani evet. İsrail Cumhurbaşkanı'nın, bütün bakanların olduğu, belki çok istisnai olarak bazı muhalif grupların dışında kaldığı bir süreçten geçiyoruz esas itibariyle. Yoksa tek başına Netanyahu olsaydı ve kamuoyunun, kendi partisinin, koalisyon ortaklarının, Cumhurbaşkanı'nın buna karşı olumsuz tepkisi olsaydı ya da parlamenter rejim içindeler ama parlamentonun olumsuz bir tepkisi olsaydı zaten bu süreç devam edemezdi, işleyemezdi ya da Netanyahu o koltukta duramazdı. Görmemiz gereken bu. Evet, Netanyahu savaş suçlusu, bu sürecin bir numaralı suçlusu ama tek başına sorumlu değil. Başka aktörler niye geldi ben onu anlamadım. Orada şöyle bir bakış açısı gibi oldu. Hani tek başına Netanyahu değil, hani diğerleri de vardı. İran meselesinde İran'ı böyle köşeye sıkıştırılmış gibi bir fotoğraf çıkartmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Olabilir, siz gerçekleri anlatıyor olabilirsiniz ama ben işin böyle olmadığını, işin perde arkasında, arka planında İran'ın da temkinli davrandığını düşünüyorum. Doğru. Ama siz diyorsunuz ki İran bunları bilmiyorum orayı. Tabii, ama ben temkinli davranmak zorunda olduğunu, bölgeye ateşe vermemek gerektiğini. Genel anlamda tabii doğru. Çok temkinli davranıyor. Ben o dama satranç örneğini o yüzden verdim. Evet, bir de şöyle de bir şey var. Mahmut Övür, yıllardır devam eden biliyorsunuz bir ambargo var. Yani oradaki iç meselelerde insanlar işte İsrail'le savaşacak mıyız vesaire değil. İşte fiyatları konuşuyorlar, geçim sıkıntısını konuşuyorlar. Yani burada çok şey konuşuldu. Kendi hak ve özgürlüklerini konuşuyorlar. ABD ile ikili oynuyor falan. Evet. İsrail İran'ı besliyor, İran İsrail'i besliyor. Tamam, böyle bir yan olabilir ama şu anda bir savaş var ya. Evet. Yani bu adamlar gözünü karartmışlar, Suriye'yi bombalıyorlar, Irak'ı bombalıyorlar. Siz söylediniz, Selahattin dediğin yeri bombalıyor, İran'ı bombalıyor. Bir dakika dur ya, nereye bombalıyorsun diye hocam, buyurun şöyle. Şimdi burayı biraz açalım aslında gelen bu noktadan. Yani İran nasıl bir, gerçekten bir açmazın içinde mi? Biraz bunu konuşalım. Bir açmazın içinde mi? Buradan nasıl çıkabilir? Devam eden yıllardır ambargolar var. Karşısında bir Batı bloğu var. İşte Mahmut Övür'ün söylediği, bir şey yaptığı anda karşısına hemen Amerika, hemen Fransa, hemen İngiltere çıkacak. Zaten içeride halk yıpranmış. Şimdi bir rejim değişikliği hikayesinden de iddialar var. Yani diyorlar ki işte Amerika ile İsrail aslında ana planda İran'ın rejimini değiştirmek istiyor. Evet. İran da bunu korumaya çalışıyor gibi yorumlar var. Ama burada da şöyle bir şey var. İçeriden okuma yapıyorum. Halkın bir değişim, rejimden bazı esneme talepleri de artık çok net ki zaten Pezeşkiyan geldi. Yani ben şunu mesela çok doğru bu. İşte Pezeşkiyan kendi kendine gelme. Bu sonuçta bir dini lider politikası olmasa Cumhurbaşkanı bunu uygulayabilir mi İran sisteminde? Madem burada parlamenter sistemi tartışıyoruz, İran'da da kendi rejiminin. Yani bunu Pezeşkiyan kendi kendine dillendiremez sonuçta. Hamaney bunu istemese, değil mi dini lider? Bir batılılaşma, dünyaya açılma, biraz rahatlama. Bu o zaman olmaz. Peki İran bu işin sıkışıp kalan tarafı mı, yoksa belli bir şekilde arka kapı diplomasisiyle artık bu ambargoları da halledip içeride de kendi tabanına bunları mı anlatacak? Merve Hanım, öncelikle bizim İran'la işgal devleti arasındaki cereyan eden sürecin tarihsel bağlamını doğru okumamız gerekiyor. öncelikle şunu ifade etmek lazım. İki ontolojik düşmandan bahsediyoruz. Çünkü hem Yahudi siyasallığı için, Yahudi teopolitiği için hem de Şii teopolitiği için Kudüs merkezli ana gerilim hattı Mesiyanik okumalarında, gelecek eskatolojik okumalarında önemli bir yere tekabül ediyor. Ve bu anlamda iki ontolojik düşmandan bahsediyoruz. Fakat işgal devletiyle İran arasında bugüne kadar örtülü centilmenlik anlaşması vardı. Çünkü her iki devlet de şunun farkındaydı. Kendi teopolitikleri nedeniyle birbirleriyle savaşa girdiklerinde bölgenin iki ana aktörü, güçlü aktör olarak bu savaştan bir galip çıkmayacaktı. Bu da ister istemez onların saf dışı kalmasına ve Sünni dünyada bir aktörün bu boşluğu doldurmasını beraberinde getirecekti ki bu ne Tahran'ın ne de Tel Aviv'in istemediği senaryodur. Bu dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. Hocam ontolojik teopolitik ne zaman oluştu size? 79'dan sonra mı? Hayır hocam, yani 12 imam inancı için... 79'dan önce bu ontoloji yok muydu? Ontoloji her daim vardı ama 79'la yani beraber... Şahlık döneminde değil mi? İki devlet arasında, biri 48'de kuruldu. Hayır bakın, ben devlet arasındaki modern... Yani teolojik altyapı iki tarafında eşitliği kabul ediyorum ama ikisinin de politik olarak teolojiden beslendiğini, 79 sonrası bir teolojik durum var orada. Ne kadar geriye götürüyorsunuz bu yaklaşımı? Hocam 12 imam inancına göre olan bu teopolitik bağlamdan bahsediyorum. Ne zaman 12 imam geldi hocam? Bu fikir ne zaman oluştu İran'da? Bu fikir hep vardı. Sadece Humeyni ile beraber velayeti fakih kavramsallaştırmasıyla 50'lerin ortasında geleneksel Şii siyasal teorisinde bir dönüşüm meydana geldi ve bu akabinde aslında devletin yeni stratejisini oluşturdu. Tıpkı Yahudi siyasallığının, Yahudi teopolitiğinin de yine bir mesiyanik perspektife sahipken aslında Theodor Herzl'ın biz neden Yahudiler olarak Filistin'de toprakları kurup da mabedi yapıp o süreci hızlandırmak için bir adım atmıyoruz demesi gibi bu siyasal teorilerdeki dönüşümle alakalı bir şey. Yoksa kadim okumalarda, kadim anlatılarda zaten bunu görüyoruz. Bunun akabinde 7 Ekim sonrasında bu zemin nedeniyle İran ve bölgedeki direniş aktörleri stratejik sabır diye bir eylemi ortaya koydular. Neden? Çünkü doğrudan savaşa girmek istemiyorlardı ve aynı zamanda Hamas'ın kendi öz iradesiyle başlatmış olduğu bu operasyon onlar için de varoluşsal bir meydan okumaydı. Bakın 7 Ekim Orta Doğu'da iki aktöre büyük bir meydan okuma gerçekleştirdi. Birincisi Arap liderlerine, evet, tıpkı 2011 Arap ayaklanmalarında olduğu gibi ilk defa yeniden kendi sosyolojileriyle Filistin meselesi üzerinden karşı karşıya kalma meydan okumasıyla yüzleştiler. İkincisi ise direniş eksenine bir meydan okumaydı. Çünkü neden? Bugüne kadar İran ve vekilleri diyordu ki biz işgal devletine karşı bir blok oluşturduk ama dünyada yalnızız. Zaten Sünni dünyadan da bir ses çıkmaz. Biz de çıksak yalnız kalırız. Neden savaş yapalım, neden kavga edelim? Ta ki o beklenen güne kadar, o gelecek güne kadar bekleyelim. Sabırlı bir şekilde bekleyelim diyorlardı. Ama Hamas'ın bu hamlesi, İzzetli Kassam mücahitlerinin yapmış olduğu bu hamleyle beraber direniş ekseninin o yıllardır üretmiş olduğu söylemde boşa düştü. Neden? Çünkü hem işgal devleti hem de İran birbirlerinin düşmanlıklarından beslenmek zorundaydılar. Bunun işgal devleti açısından faydası şuydu. Filistin'deki agresif yayılmacılığını örtbas edip batılı kurumsallaşmış demokrasilerin hukuki ve siyasi normları karşısında sigaya çekilmemek için İran tehdidini her daim göstermek zorundaydı. İran bana tehdit diyor. Aynı şekilde İran'da bölgedeki yayılmacılığını devam ettirip Sünni dünya karşısında bir hareket alanı elde etmek için de İsrail işgal devletinin düşmanlığına muhtaçtı. Ama bu durum 7 Ekim'le beraber sarsıldı. 7 Ekim'le beraber direniş ekseninin kendi sosyolojisi de bu yapıları, bu ekipleri sorgulamaya başladı. Neden? Çünkü Hizbullah'ın tabanı dedi ki biz bunlara karşı savaşmak için motive edildik. Bunun için yetiştirildik. Şimdi neden susuyoruz? Aynı şekilde Yemen'deki Husiler dedi ki neyi bekliyoruz? Benzer şekilde Devrim Muhafızları'nın Kudüs gücündeki belirli ekipler bu sorgulamaları yaptı ve bunun üzerine stratejik sabır üzerinden sınırlı, daha kontrollü bir gerilim süreci başladı. Ta ki 1 Nisan'a kadar. 1 Nisan'da ne oldu? İran'ın ilk defa devlet kurumu yapısı, konsolosluk binası vuruldu ve bundan sonra artık biz sürecin farklılaştığını gördük ve özellikle o ilk misilleme ve sonrasındaki geçtiğimiz günlerdeki misilleme ile beraber de İran örtülü centilmenlik anlaşması, sonrasında stratejik sabır ve şimdi de sınırlı aktivizme geçti. Ve bu an bu sınırlı aktivizmin bağlamını doğru bir şekilde okumak ve gelecek süreçteki bölgenin seyrini buradan şekillendirmemiz gerekiyor. Dün geceki saldırı bize şunu söylüyor. Bir taraftan İran müesses nizamının aslında çok da etkili olmadığı, cılız bir saldırı şeklinde lanse ettiği bir durum var. Öte taraftan saldırının genel seyrine baktığımızda İsrail kamuoyunu da tatmin etmeyen bir tarafı var. Şimdi bu da altı çizilmesi gereken bir husus. Demek ki aslında biz şu kısır döngüden çıktığımızda, yani nasıl İsrail ABD'yi mi yönetiyor, ABD İsrail'i mi yönetiyor gibi bir kısır döngüden çıkıp bunun bir sistemik düzenin muhafazası, Batı merkezli düzenin korunması, devamlılığı için Batı dünyasının kendileri için bölgedeki son kale olan işgal devletini koruma refleksiyle o bloku oluşturduğunu düşündüğümüzde o zaman karşımıza şu çıkıyor. ABD dedi ki Tel Aviv'e, Netanyahu'ya, İran'a yönelik çok can yakıcı bir saldırı gerçekleştirirsen bunun bedelleri birçok kimse için fazla olur. Küresel ekonomi, politik bu gerilimi tartamaz ve bunun sonucunda bölgede bir daha dönüşü olmayan bir noktaya evriliriz. Şunu doğru bir şekilde kodlamamız gerekiyor. Tel Aviv'in beli kırılırsa, Tel Aviv'in gücü azalırsa bölgede özellikle Arap dünyasında ciddi bir statüko değişikliği meydana gelir. Evet. Şimdi bu nedenle bu saldırının bugün baktığımızda aynı zamanda şunu ifade edeyim. Ondan sonra zamanı aşmamak adına. Ben de bir şey söyleyebilirim. Buyurun tabii tabii bekleyeceğim. Buyurun. Zamanı aşmamak adına. Buyurun. Şimdi geçen seferki İran misillemesi 180 füzeyle gerçekleşti. Evet. Ve bu aynı zamanda işgal devletinin toplumunda bir korkuya sebebiyet verdi. Sınırların aşılabildiğini en azından gösterdi. Hava savunma sisteminin aşılabildiğini gösterdi. Ve bu nedenle bugüne kadar elde etmiş olduğu birçok psikolojik üstünlüğü Netanyahu o misillemeyle beraber büyük oranda kaybetti. Eğer biz o gece Netanyahu'yu kendi haline bırakmış olsaydık veya ertesi sabahında muhtemelen irrasyonel bir refleksle İran'a çok güçlü ve gerçekten can yakıcı bir saldırı gerçekleştirirdi. Fakat Beyaz Saray o ilk saatlerdeki şoku atlatıp daha rasyonel bir zemine gelince ileride oluşabilecek küresel ekonomi politik baskıları da dikkate alarak Tel Aviv'i sürekli sınırlandırmaya çalıştı ve bugün gelinen noktada İsrail medyası 3 tane şehirde sınırlı bir hatta bunu İsrail müesses nizamının unsurları İran'da 3 stratejik yeri vurduğunu söylüyor. Evet. Benzer şekilde Tahran yönetimi, İran müesses nizamı bunu bu şekilde kabul ediyor. İran toplumunun bu saldırıdan çok da fazla etkilenmediğini görüyoruz. Elbette karartmalar vardır. Nasıl ki işgal devletinin yalan söyleme ya da karartma hakkı varsa benzer şekilde İran yönetiminin de karartma ve yalan söyleme hakkı vardır. Bunlar savaş süreçlerinde gayet normal bir durum. Biz bu aşamadan sonra şunu da belirteyim. Şunu görmemiz gerekiyor. İran tekrar bu sınırlı saldırıyla beraber eski örtülü centilmenlik anlaşmasına dönüp tekrar sahadaki vekiller üzerinden Tel Aviv'le hesaplaşmasını mı yürütecek? Tel Aviv saldırının sınırlılığı nedeniyle karşı tarafa ciddi bir zarar vermediği için oluşacak kamuoyu baskısı nedeniyle sadece bugün Lübnan'da 61 yaralıdan bahsediyor işgal devleti. Peki. Dün 10 tane ölü vardı. Az önce haberini verdiniz. 25 bölgeye saldırı gerçekleştireceğini ifade etti. Bakın bu şu anlamda bir dönüm noktası. Bugüne kadar işgal devleti diyordu ki şu bölgeyi boşaltın. Birkaç dakika sonra, 40 dakika, 50 dakika sonra saldırı gerçekleştiriyordu. Eğer bugün Lübnan'dan benzer saldırılar gelirse meselenin farklılaşacağını ifade etmemiz gerekiyor. Yani burada biraz beklemek lazım. Bazen çok hızlı refleks almak, çok hızlı yargıda bulunmak, önümüzdeki süreçte oluşabilecek yeni dinamikleri açıklamamızı, okumamızı zorlaştırabilir. Engelleyebilir. Kemal Hocam siz dediniz ki ben orada bir İran'a yeri gelince söyleyeceğim dediniz. Onu bir açar mısınız İran meselesiyle ilgili? Az önce bu İran bundan sonra ne yapacak? Şöyle yani bakın mesele burada İran-İsrail arasındaki ihtilaf değil. Daha büyük bir ihtilaf var burada. Daha büyük ciddi problem var. Yani İran'la İsrail'in kuruluş felsefelerindeki mezhepsel, inançsal, teolojik altyapılar ya da ideolojik farklılıklar vesaire bunlar açıklamak için yeterli gibi gözükse de bana göre meseleyi tam aydınlatmıyor. Çünkü İran tarafında başka şeyler de var, başka hikayeler de var, başka öyküler de var. Burada İsrail'in dün akşam yaptığı sadece İsrail'e karşı saldırı, İran'a karşı saldırısı değil. Bütün Orta Doğu coğrafyasına karşı başlattığı birkaç saldırı var. Bir tanesi askeri saldırı. Diğeri psikolojik saldırı. İkincisi kültürel saldırı. Meydan okuma. Efendim? Meydan okuma. Meydan yani birçok saldırı parametresi var. Bunu okumamız gerekiyor. Yani 300 tane uçakta gitti, evet, stratejik noktaları bombaladı hikayesi değil bu hikaye. Evet. Ve 4 aşamalı planı var İsrail'in. Bunu her yerde söylüyorum, bir kez daha burada söylüyorum. Birinci aşama, iç aşama dediğimiz yani Gazze, Batı Şeria, Golan Tepeleri, Sina Yarımadası ile sınırlı bir ilk plan. Başladı ve devam ediyor. Hatta İsrail'e sorsanız bitti onlara göre. Gazze'de bitti, Batı Şeria'da bitti, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs bitti, bir Sina kaldı. İkinci aşama sınır ötesi bir takım faaliyetler. Onun da ilk çıktığı nokta vektörel uç Beyrut'tu. Daha önce de konuştuk. Geçen seneden beri söylüyoruz ve Beyrut şu anda bombalanıyor. Dün de bombalandı. İkinci ok Şam'dı. İkinci planın ikinci oku Şam'dı. İki tarafta şu anda hatta bakın Kuneitra'dan başlayın yukarıya doğru Şam, Hama, Humus, Halep'e kadar gidecek bir harekat planı var. Devam ediyor. Üçüncü plan Mevut dediğimiz işte Arzu Mevut. Arzu. Yani bu plan üçüncü plan. Üçüncü plana geçiş için şimdi sistematik bir takım yöntemler deniliyor. Bazen inanç sistemlerini öne çıkartıyorlar. Bazen jeoekonomik politikaları öne çıkartıyorlar. Bazen Amerika'nın da işin içinde olduğu bir Batı Doğu hikayesi yazıyorlar. Bazen ne bileyim yani İsrail, Yahudi toplumuna karşı Müslüman camianın bir taarruzu varmış gibi bir hikaye ortaya çıkartıyorlar. Ama gerçek üçüncü plan Arzu Mevut planıdır. Önemli dördüncü plan küresel güç planı. Yani finans ve diğer hikayelerden öyle. Zaten var. Küresel güç. Dolayısıyla bu 4 aşamalı planın içerisinde İran'la İsrail'i indirgemek bu meseleyi bir miktar deterministik bir bakış açısı. Yani çok indirgerseniz bu konuyu oraya. Genel çerçevede okumak lazım diyorsunuz. Evet oradan peki, bakın olaya. Oradan peki, baktığımda ben İran hikayesini şöyle görüyorum. İran büyük bir tabloyu görmüyor mu? Görüyor. Zaten o yüzden gördüğü bu kadar sessiz kalmıyor mu? Gerektiğinde Amerika ile de masaya oturuyor. Evet. Rusya ile de oturuyor. Türkiye ile de diyalog kuruyor. İsrail ile de Amerika üzerinden diyalog kuruyor. Çünkü o da koruması gereken bir rejimi var. Evet. Olmazsa olmaz. Korunmaya en değer, kıymetli değer olan önce rejim. Orayı ayrı açacağım. Buyurun Mete Bey. Şimdi tabii sevgili Mahmut Övür abimizin de hatırlatmasıyla şu konuşmayı da yapmak durumundayım. İran'ın dış politikası sorunlu. Çünkü İran hatalarını hep hatalarla telafi etmeye çalışan ve daha büyük hatalara sebebiyet veren ve maalesef bölge ülkelerini de etkileyecek, açıkçası artık pek de seveni kalmayan bir dış politikası var. ABD başkanlık seçimleri sonrası sandıktan çıkacak başkanla beraber tabii ki bu da bir değişikliğe gidecektir. Çünkü İran'ın gönlünden de anladığımız kadarıyla Kamala Harris geçiyor. Ama burada şimdi İsrail'in özellikle İran'a yönelik saldırganlığını biz burada ele aldığımız zaman Mahmut abinin de söylediği gibi ben de biraz onu düşündüm. Şöyle algılanmasın, saldıran taraf İsrail olunca saldırılan tarafta nerelerin saldırıldığını göstermek ve anlatmak durumunda kalıyorsunuz. Ama burada şu konuda sanırım İran'ı politik olarak beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Yalnız bu İsrail saldırganlığını İran bir devlet olarak siyasi görüşünüz, mezhebiniz, düşünceniz, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun kınanması gereken bir saldırganlıktır. Bunu açık ve net söyleyeyim. İsrail faşizmidir. Daha fazla sert cümleler kuramıyorum televizyonda olduğum için. Peki. Ama İran egemen bir devlettir. Ve çok samimiyetle söylüyorum ben İran halkına geçmiş olsun diyorum. Çünkü topraklarının uğradığı saldırı, örneğin yayının başında ben anlattığım için kendimi örnek vererek söyleyeyim. Öyle kolay füzelerin buradan buraya geçtiği, şurayı vurdular, burayı vurdulardan ziyade topraklarının, kendi memleketlerinin vurulduğu bir saldırı geçirdiler. İran halkının hakikaten ben geçmiş olsun diyorum. Çünkü o 20 tane hedefe kaç tane füze atıldığını bilmiyoruz. O yüzden bu tip meselelerde ben de Kemal Hocam gibi, Mahmut Övür gibi bir İsrail-İran didişmesinden ziyade daha bölgesel planların uygulanmaya çalışıldığı, evet, bu bir komplo teorisi de değil. PKK da bunun içinde hocam. Bakın önümüzdeki dönem lazım. Şimdiden herkes not alsın, kısaca uzatmayayım. İsrail Lübnan'ı 2 hafta içerisinde o işgalini durduracak. Orada hep söylediğim o 5 kilometrelik, işte 10 kilometrelik neyse anlatırım detayını vakit olduğu zaman o tampon şeridini oluşturacak. Ama önümüzdeki aylarda Ankara dahil olmak üzere en çok konuşacağımız yer Suriye Golan bölgesi olacak. Evet. Çünkü Suriye'de bir yandan vuruluyor. Bu arada ben tabii son bölüme bıraktım biraz onu. Türkiye ayağını da konuşacağız işin. Çünkü işte bizim içeride bu başlayan bu terör meselesi, mecliste başlayan kavga vesaire, bunların aslı hepsi iç cephe söylenerek yapılan bir şey, ama bunun geniş çerçevede okunmasını yapacağız. Hani kamuoyundan da bazı kesimlerden çok da tepki de geldi. Onları da konuşacağız. Bugün Devlet Bahçeli'nin yeni açıklamaları vardı. Biraz o işte Öcalan gelsin burada konuşsun meselesinin de altını açtı, neyi kastettiğini. Biraz oraları da açacağım. Ayrıca oraları da tartışacağız. Ama şimdi şu meseleden devam etmek istiyorum. Çünkü bu küresel çapta, yani bölgesel çapta neredeyiz? Biraz bunu bir konuşalım. Şimdi hocam dedik ya, Hizbullah neden böyle bir görüntü? Yani İsrail daha önce paylaşıyordu, bir tehdit unsuru. Hizbullah daha önce İsrail'in asker üslerini de böyle çekti, paylaştı hocam, biliyorsunuz. Hani aslında vurabiliriz, yani bakın biz sizin içinize kadar girebiliyoruz gibi. Şimdi ben şunu merak ediyorum, yani burada mesela evet Hizbullah'ın görüntüsünü açalım, o görüntüyü anlatalım, ama ben biraz geniş çerçeveden yorumlamanızı isteyeceğim. Şimdi denildi ki Hizbullah'ın lideri suikaste uğradığında İran aslında vekil güçlerden elini çekiyor yavaş yavaş. Ve İran artık bu ambargolardan, ekonomik sıkıntılardan, Amerika ile olan münasebetlerden yoruldu, batıya açılmak istiyor. O yüzden vekil güçleri bölgede etkisiz hale getirmeye, en azından kendi elini üstünden çekecek. Ve bunun karşılığında hatta Mete Sohtaoğlu, size dediniz ki yani ambargoların bir kısmının kalkabileceği bazı önemli stratejik noktalarda, bunlar bile masada olmuş olabilir gibi yorumlar yapıldı hocam. Dondurulmuş fonlar da vardı. Dondurulmuş fonlar, özellikle batıda dondurulmuş bu fonların bazılarının çözülebileceği gibi okundu bu hamle. Şimdi acaba vekil güçlerden elini yavaş yavaş çekip rejimin güçlendirilmesi mi? Çünkü Mahmut Övür'ün söylediği, sizin o bugün öğlen izledim dediğiniz analiz, benim programımda bir konuğumuz söyledi onu. Devrim muhafızları deniliyor ama Hamaney'den ayrı nasıl düşünebilirsiniz ki mesela oradaki devrim muhafızlarını gibi bazı sorular var. Burada bir vekil güçlerden elini çekiyor mu? Eğer öyleyse neden Hizbullah şu an İsrail'e gözdağı veriyor? Biraz bu açıdan yorumlamanızı isteyeyim. Şimdi vekil güçlerden elini çekmeyi iki farklı bağlamda değerlendirmemiz lazım. Birinci olarak artık vekil güçler kanalıyla herhangi bir şekilde Batı ülkelerine ya da buradaki örnekte İsrail'e yönelik bir takım teşebbüslerde bulunmayacak. Bunu mu kastediyoruz? İkinci olarak da vekil güçlerin yerini kendi işte devrim muhafızları başta olmak üzere de milli orduyu mu ikame edecek? Bu tamamen farklı bir konsept anlamına gelir. Genel olarak savaş konseptinde ya da buradaki bölgesel çatışma konseptinde bir değişiklik olması anlamına gelir ki ikinci yöntemi ben İran'ın tercih edeceğini düşünmüyorum. İlk yöntemde eğer kastedilen Hizbullah'ı mesela bir şekilde zayıflatıp ya da Hizbullah'a eskisi kadar destek vermeyip Batı'yla ilişkileri rehabilite etmekse, bu zaten İran'ın belli bir süredir yaptığı bir durumdu. Ama bakın, bu karşılıklı bir takım hamleler, Mete Bey'in dediği o satranç örneği her iki ülke için de geçerli. Karşılıklı bir takım hamlelerle aslında her iki ülke birbirlerinin güçlerini, İran ve İsrail üzerinde konuşuyorum burada. Ama tabii çok daha genel bir bağlam var burada. Ama burada karşılıklı hamlelerle birbirlerini zayıflatıyorlar. Şimdi Suriye'de yaşanan savaş şimdi daha mantıklı bir çerçeveye oturdu. Yani İsrail'e karşı Sünni blok ve Şii blok özellikle Suriye Savaşı vasıtasıyla dağıldı. Hizbullah orada belli bir alanda taraf tutarak bir bakıma kitlesel desteğinin bir bölümünü yitirdi. Son tarihte bu kimin işine geliyor? İsrail'in işine geliyor bir taraftan baktığınızda. Yani İsrail'in Müslüman ülkeler arasında, hatta gayrimüslim unsurlar, gayrimüslim Arap unsurları arasında bir takım bloklar açarak kendisine karşı yekpare bir bütün ya da kendisine karşı yekpare bir cephe oluşturmamak yönünde bir çabası var. Sadece İsrail'le bağlantılı değil bu. Batı devletleri de çok uzun süredir bunu yapıyorlar zaten. Yani Amerika'nın belki son 100 yıldır izlediği politika bu. İsrail o politikanın güncellenmiş bir versiyonunu sunuyor esas itibariyle. Yani Orta Doğu'daki ittifak yapma potansiyeline sahip güçleri birbirinden ayırıyor, dağıtıyor ve buradan hareketle kendisini tek yekpare güç olarak kurguluyor orada. Bir şey söyleyeceğim. Mesela Kemal Hoca'nın söylediği dördüncü ayak dediniz ya, mesela finans ayağı bence en güçlü olan kısım bu, yıllar yılı yapılan işte. Deniliyor ki 9 milyon nüfusu var İsrail ama etki toplam gücü, varlığa evet. Bakın. Yani nüfus değil, sayı değil, nitelik diyoruz ya hani çoğu zaman konuşurken. Para olarak gücüne bakın. İşte para dışında kültürel olarak, kültürel emperyalizm açısından 300 milyonluk Amerika'ya hükmedebiliyorsunuz. Mesela Amerikan Meclisi'nde yani satın alabiliyorsunuz meclisi. 30 yani milyonluk bu... Amerika 8 milyarlık nüfusu kontrol altına alabiliyor. Heh. Büyük güçler dahildir buna. Dolayısıyla bu nüfusla falan açıklanacak mesele değil. Etki gücünüz ve ilgi alanınız önemli. Dolayısıyla İsrail Amerikan gücünü, hard gücünü yani sert gücünü kullanarak, bana göre İngiltere'nin de bir miktar diplomatik ve soft gücünü kullanarak bölgede hakim bir paradigma haline gelmeye çalışıyor. Paradigmadan kastettiğim her sektörde mutlaka parmağı olacak. İşte askeri sektörle bu bölgede Orta Doğu'nun anladığı dil askeri sektör. Yüksek gücün varsa herkes sana tabidir burada. Yüksek ekonomik. Teknoloji. Ama başka bölgeleri başka yöntemlerle kontrol. Çin'i mesela nasıl kontrol altına alırsınız? Süveyş kanalını bir tutun. Arzu Mevut'ta ne var? Süveyş kanalı var değil mi? Ticaret koridorunun düğüm noktası. Kemal Hocam onların da Mete Ben Gurion projesi hocam, var. Buyurun, siz Mete Bey buyurun. İsrail'le şeyden sonra Gazze meselesinden hocam, sonra... Hocam siz gitmeyin buyurun. Konuştuğumuz Ben Gurion kanalı meselesi var. Ben bu şey kısmını biraz açmak istiyorum. Çin'i nasıl kontrol edersiniz? İşte. Ticaret koridorlarını tutarsınız, düğüm noktalarını kontrol etmiş olur. Rusya'yı nasıl tutarsınız? Akdeniz'i kontrol altına alın. İşte Rusya'yı tutarsınız. Ben burada biraz şu kısmı açmak istiyorum. Özellikle sizin dikkat çektiğiniz noktadan. Tamam böyle bir emel var. 4 aşamalı plan ve bu işin en büyük kısmında gelinen noktada aslında bölgesel zafer değil mi? Bölgesel. Peki buna doğru giderken kimse mi ses çıkarmayacak? Hadi Suriye'de kimse ses çıkarmadı diyelim. İşte büyük güçler oraya gelecek. İran nereye kadar mesela değil mi Mahmut Övür? İran nereye kadar? Aklı selim tamam şu an doğru politikayız. Peki çok, nereye kadar? Suriye haritası verirseniz Mahmut abi bir iki dakikanı alayım mı? Bakın bu işte Arzu Mevlüt dersiniz, Ahmet'in planı dersiniz, işte Jennifer planı dersiniz. İsmi önemli değil. Şimdi sağda gördüğümüz, ben size bir şey anlatayım. Bir Suriye haritası verdiğinizde bakın. Geniş bir Suriye. Tabii. Evet. Çok basit. Bakın. Tamam. Şimdi şu Suriye haritasını bir düşünün. Ben size sahibi anlatayım. Bu güney kısmında neler oluyor? Suriye'nin güney kısmında şu an. Şimdi bakın Suriye'nin burası işte YPG var, burada nehir var, burada petrol istasyonları herkes biliyor. Suriye'nin bu gördüğünüz büyük bir alanı çöl, Bediye çölü. Bunu aklımızda tutalım. Burada YPG ile Arap aşiretleri arasında bir didişme var. Silahlı çatışmalar var. Burası İran'ın Lübnan'a sevkiyat yaptığı yol. Arap aşiretlerle YPG birbirine giriyor. Ama burada Arap aşiret dediğimiz zaman 3 tip aşiret var. Beşer Esad ve İran yanlısı, bildiğimiz Arap aşiretler, YPG karşıtı, bir de rançı, yani işine bakan, sınır kontrolünü yapmaya çalışan, kaçakçılıktan beslenen gruplar var. Ama birbirine girmiş durumda. Ve burada ABD yaklaşık 80-90 tane kule oluşturdu. Buradaki maksat şu, İran milislerin, destekli Şii milislerin, Zeynep Yün, Fatimi Yün gibi bu nehri geçip petrol alanlarında hakimiyet sağlamaması. Şimdi geldik buraya. YPG sayesinde Amerika diyor ki IŞİD bitti diyor. Bediye çölünde öyle ya da böyle IŞİD varlıkları var. Daha geçtiğimiz 2-3 gün önce bir otobüsü taradılar. Çok sayıda Beşer Esad rejimine bağlı asker öldü. Şimdi yavaş yavaş elimle geldiğim nokta El Teneffüsü. Şimdi bu teneffüsünü herkes bir kere bir saldırı oldu oradan biliyor. Bunun bir tane Ürdün tarafında bir yeri var. Kule 155 miydi? Öyle bir yerdi yani. Kule 22 var hocam. 120, evet. Bu füze önleme, İran füzelerine karşı korumuş radar sistemleri, hava savunma sistemlerinin olduğu Ürdün tarafında bir yer var. Bir de burada El Tenef var. Bu Tenef dediğimizde CIA'in Asya'da eğittiği Özgür Suriye Ordusu, ama bizim bildiğimiz Özgür Suriye Ordusu değil bu. Asya'da kamplarda eğitilen ufak ama silah gücü çok yüksek aşırı eğitimli kişilerden oluşuyor. Arap aşiretlerle desteklemeye çalışıyor ABD. Şimdi niye burayı anlattım? Evet. Bu El Tenef üssünün 55 kilometrelik dairesinde hiçbir askeri silahlı kişi, kurum, kuruluş bulunamıyor. 55 kilometrelik alanda, bu gördüğünüz 55 kilometrede El Tenef'in askeri silahsızlandırılmış bölgesine girdiğiniz anda silah yiyorsunuz. Ya helikopter kalkıyor ya uçak kalkıyor, bombalanıyorsunuz. Şimdi Arap aşiretleri burada bir tutalım. 55 kilometreyi tuttuk, geldik Golan Tepelerine. Şimdi Golan Tepelerinde başka bir mesele var. 2018'de Rusya uçağı düşürdü İsrail. 18 bin, 15 bin asker öldü. Tam misilleme yapılacakken masaya oturuldu, bir anlaşma yapıldı 2020'de. Ve Suriye anlaşmasında Rusya, İsrail'e, İran destekli Şii milisleri bu bölgeye, yani bu gördüğünüz Golan bölgesi var ya, evet, şu gördüğünüz bölgeye, Kuneitra, Dera, bu bölgeleri yaklaştırmaması şartıyla ne kadar? 80 kilometre. Golan bölgesine 80 kilometre yaklaştırmama anlaşması imzaladı. Bu bir şekilde şunu açıklar. İsrail Suriye'yi vuruyor. Beşer Esad'ın hava savunma sistemleri havaya bakıyor, görmüyor. Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri var. İsrail'i kesinlikle durdurmuyor. Şimdi geldiğimiz nokta, Golan Tepelerinde İsrail bir hamle yaptı. Sınırda 1974'te çizilen hatta 7 kilometrelik bir çizik attı. Biraz değiştirdi. Hendek kazıyor. Fotoğrafları var. Buldozerler hala çalışıyor. Ve bu boylu boyunca uzanacak bu hat. Ama burada Rusya ne yaptı biliyor musunuz? Biraz önce söylediğim anlaşmayla bu İran destekli Şii milislerin Golan Tepelerinin yığılmasından sonra 17 oluşturduğu kontrol noktasını, gözlem noktasını Rus askerleri boşalttı. Daha ilginci, geçtiğimiz hafta aralıklı olarak Beşer Esad 2 tane genelge yayınladı ve bu bölgeye, Golan Tepeleri civarına İran menşeili destekli hiçbir milis grubunun ayak basmaması ve bastırtılmaması konusunda rejim birliklerine ve Mahir Esad'ın başında olduğu 4. tümene bir genelge gitti. Bu ne demek oluyor hocam? Hocam şöyle oluyor. Şimdi bunları anlatıyorsun da. Şöyle anlatıyorum, nasıl anlatıyorum? Bakın diyor. Buradan El Tenef'ten geldik. Daha önce Golan'ı, Esad Hanedanı 67-70'te kaybetti. Ve şu an Golan'ı biz burada görüyoruz ama şu an Kuneitra gibi bir yer ki burada da Dürzi nüfusuna özellikle dikkat çekerim. Bakın nereden nereye geldik. Burada Dürzi nüfusunu İsrail yıllardır vatandaşlık veriyor. Ve en büyük hayali burada Dürzilerin bir özellik ilan etmesi, Golan'da bir devlet ilan etmesi ve bunun gizli belgeleri Mısır istihbaratında da çıktı. Hafız Esad'la yapılan pazarlıklarda çıktı. İsrail'in girişimleri de çıktı. Bunları ben size bir başka yerde belgeleriyle anlatırım. Ve Golan'da bu Kuneitra tarafına doğru böyle bir yerleşimler açılarak hafif hafif İsrail'in en büyük emeli, ben hep ne dedim, Golan Tepelerinden aşağı inecekler demiştim. İşte tepelerden aşağı inip gene buradan da bir toprağa, güvenli bölge, silahsızlandırılmış bölge, tampon bölge, adına ne derseniz deyin. Ama buradan bir bölgeyi daha tıraşlayacak İsrail. Hizbullah tamam, var şu anda orada. İşte genel söylüyorum hocam. Hizbullah, Kuneitra kasabasında Hizbullah'ın aileleri yaşıyor. İşte boşaltılıyor. Bombardımanların, şimdi biraz önce yayındayken gene Suriye-Lübnan sınırı vuruldu. Sınır kapısı ve civarı vurdu İsrail biraz önce. Çünkü burayı da boşaltacak. Aynı Lübnan'da yaptığı gibi ittiriyor yani. Ve göreceksiniz Golan'la ilgili önümüzdeki aylarda çok farklı şeyler çıkmaya başlayacak. Hocam şunu da göster bak. Anladınız mı hocam? Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi burayı birleştirdiğiniz zaman Kemal hocam diyor ki burası diyor Davud'un Arzu Mevut koridoru diyor. Demek ki Rusya ile Suriye destek veriyor. Şimdi ben de diyorum ki abi, esas şeyi buradan şimdi yani onu anlıyor. Rusya bu işin bak, neresinde? Amerika'nın 2020'den beri bir planı vardı. Bak bu hiç bilinmeyen bir plandır. Bunu ben zamanında dışişleriyle paylaşmıştık. Hatta konuşmuştuk. Bakın bu El Tenef üssünden Arap aşiretlerle beraber Amerika'nın en büyük hayali bir koridor oluşturmaktı. Belgelerde vardır bu. O ilk hayal değil ama hocam. İlk hayali kuzeyde. Sağda geçemedi. Yapamadı bunu. Evet. 2018'de denedi. 2020'de denedi. Fakat bu Arap aşiretlerinin ayaklanması, işte Amerika o yüzden bu Arap aşiretlerinin ayaklanmasından çok rahatsız. YPG'li çatışmasında. O yüzden ara ara bu çatışma. Şimdi ben bir hocam, bilgi vereceğim. Esas şey buydu Suriye'de. Araya gireceğim. İsrail Hava Kuvvetleri'nin saldırı operasyonuna dair bir açıklama var. Bu az önce anlattığımız işte buralar, şuralar, S-300'ler hedef alındı vesaire, bunları söyledik ya, İsrail kaynağına dayandırılıyor bilgi. İran'ın 7-8 operasyonel S-300 karadan havaya füze bataryalarının tamamı, ayrıca stratejik tesisler yakınında batı sınırı boyunca bulunan diğer bazı hava savunma sistemleri dün geceki saldırıda hedeflendi ve önemli hasar gördü diye açıklama gelmiş. Fotoğraflarını yani, yayınlayacaklar demek ki birazdan. Evet, biraz önce bu görüntüyü verelim mi hatta? Görüntüyü verelim. S-300'lerle ilgili bir görüntü paylaşılmış. Onu bir verelim. İzleyicilerimiz görsün. Bu bizim... Tamam. Biraz önce benim... Sizin telefonda göstermeye çalıştığınız... Göstermeye çalıştığım buydu. İşte burası Humeyni'nin türbesi. Burası da gördüğünüz gibi benim söylediğim Beşte Zehra Çarşısı ya da işte yerleşkesi. Benim söylediğim yer burasıydı vurulan. Gördüğünüz gibi İran'ın hani vurulmadı dediği. S-300'lerin olduğu yer mi orası? Devrim Muhafızları'nın diye ben biliyorum burayı ama bazı arkadaşlarım Besiş kullanıyor diyor. Ben Devrim Muhafızları olarak bildiğim için onu söylüyorum. Burada hava savunma sistemi var. Türbenin koruyucusu olarak biliyordum ben. Koruma sistemi olarak biliyordum. Lakin vurulan yerlerden bir tanesi, okuyamayan insan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz için de Kehrizak bölgesinin kuzeyi burası. Vurulan yerlerden bir tanesi. Yani önemli değil, vurulacak. Zaten bakın İsrail hep aynı propagandayı yapıyor. Şimdi İsrail, ben İran'a şundan dış politikada çok kızıyorum. Hocam bu vurulmuş hali mi? Şu vurulmuş hali hocam. Şu gördüğünüz delik vurulmuş hali. O büyütülmüş hali mi o da? Büyütülmüş hali eski hali mi? Bu büyütülmüş hali, kıyaslama yapabilmek için, görebilmek için. Eski hali, bu yeni hali mi? Vurulmamış evet, hali. Bu şey gördüğünüz yer yerleşke. Tamam. Şimdi bu vurulmuş hali değil değil mi? Yok. Öyle... Bu değil hocam. Şurası vurulmuş hali. Anlıyorum da oradan hedef analizi nasıl yapacaksınız? Yani S-300 bataryalarının toprak üstü lançer ya da rampa sistemlerini siz açıkta tutmanız çok normal değil ya. Yani şimdi yerleşkeye vurabilir. Cep telefonundan ne dedi bak az önce, tamamı diyor değil mi? Teknik olarak S-300'lerin tamamı imha ettiler diyor. İşte ben hepsini imha ettiler demedim. İsrail'in şey söylüyor, İsrail sözcüsü ne söylüyor? Ona bir şey diyemem, o kendi açıklamaları. Sadece cep telefonundan aktara çok iddialı bir olay bu. Hedef analizi yap, hasar tespiti yapmak için çözünürlük sıkıntımız var. S-300'lerin görülmesi lazım. Ya yani toprağın ne bileyim artık ya, enkazı kaldırmış olabilirler vesaire. Belki hocam var. Varsa onları bir gösterin de bir bakalım. S-300'lerin hakikaten bir tanesi bile imha olsa ciddi bir problem. Hocam yani. Var gösteririz. Yani tamam, ben bir temsili olarak... Ya bunu gösteriyorsunuz, o yüzden dedim orada S-300'lerin parçalarının vesaire tamam, olması lazım. Paylaşılan görüntüler. Yani. Peki teşekkür ederim Mete Bey. Hocam sizden de bir değerlendirme alayım. Bu İran ne yapacak kısmıyla ilgili, sonra bir araya gitmem gerekiyor. İran ne yapacak? İran bekleyecek artık. Anlaşılan o. Hizbullah kanalıyla bir takım kısmi saldırılar gerçekleştirebilir İsrail yönelik ama zaten bu rutin olarak yapılıyor. Yani belli periyotlarla yapılıyor. Bu İsrail'in saldırısına mukabele için yapılacağını bunların düşünmek, söylemek çok zor olur. İran bir süre bekleyip İsrail'in bundan sonraki hamlelerini tahmin etmeye çalışacak büyük bir ihtimalle. Ve arka kapı diplomasisi de bir taraftan devam edecek. Seçimleri etkiler herhalde hocam. Mesela hocam nasıl etkileyecek? İbre'ye göre değil mi? Mesela. Şimdi ABD seçimleri aslında artık son viraja girdi. Eğer Trump kazanırsa ABD'de çok net bir şekilde Trump İsrail'in yanında duracağını söylüyor ve İran karşıtı çok sert söylemleri var Trump'ın. Başkanlığı döneminde, ilk döneminde zaten Trump bunların bir kısmını hayata geçirdi. Yani hani böyle eser güllersiniz seçim zamanında ama iş başına gelince daha mutedil davranırsınız. Trump daha sert, daha radikal davrandı. Bundan sonraki süreçte İran muhtemelen işte Harris'in kazanması durumunda İsrail'in biraz daha ABD tarafından frenlenebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Yani şimdi Biden çok etkisiz kaldı. Yani evet. Biden'ın seçimlerde tekrar aday olmaması ve üzerinde özellikle Kongre'nin baskısı Biden'ın bu süreçten tamamen devre dışı kalmasını beraberinde getirdi. Bir yönetim boşluğu oluştu. O zaman seçime giderken böyle bir ateşkes falan göremedik diyorsunuz. Evet, dolayısıyla ateşkes olmadığı gibi herhangi bir müzakere de olmadı. Hı. Yani devlet başkanları düzeyinde, en üst düzeyde müdahale edilmesi gereken noktalarda çok etkisiz kaldı ABD yönetimi. Dolayısıyla şu anda İran bekleyecek. İyi senaryo büyük bir ihtimalle Harris'in seçilmesi İran için ve seçildikten sonra İran yeni bir strateji benimsemeye, belirlemeye gayret edecek. Ama burada bütün konuşmacılarımız söylediler, İran'ın karşı karşıya olduğu güçlük bütün dünyayı, daha doğrusu bütün Batı dünyasını karşısına alma riski. Yani İsrail'e yapacağı çok sert bir hamle, ki bunu ne ölçüde gerçekçi yapabileceği güç potansiyeli, o ayrı bir tartışma konusu. Varsayalım yapabilir. Yapabilirse bile Batı dünyasından çok sert reaksiyon alacaktır. İran bunun farkında. Bu yüzden İran şu anda gerekli kazanımları tırnak içerisinde elde etti. İşte kendisine yönelik saldırı gerçekleşti ama burada kamuoyunda, kendi iç kamuoyunda en azından çok fazla bir itibar erozyonuna uğramadı rejim. Değerli hocam, çok kısa da şunu söyleyeyim. Bakın İsrail'in şöyle de bir durumu var. Kötü bir örnek var. Sürekli bir cezasızlık hali olduğu için. Yani bugün tamamen farazi konuşuyorum. Bir X bir ülke, İsrail'in yaptığı gibi X bir Y bir ülkeye belli sebepler ya da bahanelerle saldırırsa, öteki ülkede öteki cezasızlık halini bilerek saldırırsa, yani bu işin sonu yok ki. Yok zaten diyorlar ki kendini savunma hakkı var diyorlar. O kadar senedir bakın soykırım devam ediyor. Batı çok dünyasından kötü bir tek bir ses çıkmıyor. Almanya Başbakanı geçen gün dedi ya, İran'ın yaptığı en ufak bir eylem, çok koalisyon gücü kurmadıkları aldı. Saldırılarda olduğu gibi çok sert tepki alıyor. Ama Almanya Başbakanı ne dedi? Kendini savunuyor dedi. İsrail kendini savunuyor diyorlar. Öyle diyorlar yani İsrail kendini savunuyor. Aman savaş çıkmasın. Aman savaş çıkmasın. Savaş çıkmasın. İsrail sürekli saldırıyor sağa sola. Savaş çıkmasın ama İran'ı gaza getirmeyin. Hocam öyle diyorlar. Kendini koruyormuş. Söyledikleri, ısrarla savundukları şey bu. İsrail'in kendini savunması var diyor. Kim ister savaşı bölgede? Koskoca batılı devletler bunu söylüyor. Ama adam ülkeyi saldıracağını da garantisi yok İsrail'in. Yani savaş çıkmasın. Deniyor. Güç deniyor aslında. Bakın Gazze'ye girdi. 10 binlerce insanı öldürdü, bir şey olmadı. Lübnan'a girdi. Sina'ya girse ne olacak hocam? Hani şey için söylemiyorum. Suriye'ye müdahale ediyor zaten. Sina'ya girmesini kim engelleyecek? 50 tane insan ölmüş. Hala diyorlar ki soykırıma dair bir şey yok. Maalesef. Kendini koruyor diyorlar. O yüzden bu İran'ın bölgede İsrail'e karşı vermesi gereken normal bir devletin misliyle mukabelesi ya da zararla karşılık politikası hep eleştiriyoruz. Fakat İsrail'e sıra gelince hep böyle bir duruyoruz. Evet. Ya İran değil, hep söylüyorum mesele. İran-İsrail arasındaki ihtilaf bizi çok ilgilendirmiyor. İlgilendiren konu şu: bölgede mazlum halklar var. Evet. Bölgede masum insanlar var. Ve çok bölünmüşlük ve derinleşmiş bir mezhepsel etnik ayrımcılık var. Ben bugün gideyim Amerika'ya, mezhepçilik yapayım, böleyim Hispaniklerle Afro-Amerikalıları. Bakalım ne oluyor? Ki orada çok daha derin bölünme gerçekleştirebiliriz. Geldi Amerika burada bölünmeyi gerçekleştiriyor. Onun üzerinden oluşturulmuş politika var. O yüzden savaş çıkmasın eyvallah da bir taraftan İsrail almış başını gidiyor. Kim buna dur diyecek? Evet. Onu konuşalım. İngiltere desteği ilan edebilir. Peki, çok teşekkür ederim. Reklama gitmem gerekiyor. Bir reklam arası vereceğim. Tek bir reklamım var. Bir yaklaşık 10 dakika sonra devam edeceğiz. Sonra reklamsız gece saat 12'ye kadar birlikteyiz. Çok kısa bir ara. Satır arasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıcak başlıklar var. Özellikle bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin aslında geniş çerçeveden bir okuma yapacağız ve Türkiye'yi ilgilendiren kısmına dair farklı başlıklar açacağız. Bugün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli, aslında Bahçeli geçen hafta yaptığı o açıklamaların biraz daha altını açtı. Neler söyledi, ama önce Erdoğan'ın bir açıklamalarına bakalım. Erdoğan bölgedeki İsrail tehdidine bir kez daha dikkat çekerek, manşet cümle şu: terörün olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan ayrıntılarıyla açacağım aslında o iç cephede konuşulan konuları. Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar dedi Cumhurbaşkanı. Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarda bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. Yani dün akşamki İran'a yapılan saldırıyı kastederek İsrail'in oyunlarına gelinmemeli, İsrail bu kafayla bir yere varamayacak açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bugün Hatay'da deprem konutlarının temel inşası sonrasında anahtar teslim töreninde konuştu. Bahçeli'nin bugünkü açıklamasına kamuoyu ayrıca bir tabii ki ilgi gösterdi. Çünkü Bahçeli'nin geçen hafta yaptığı terörist başı gelsin, mecliste konuşsun ve örgütünü lağvetsin açıklaması sonrasında Bahçeli ne demek istiyor diye çok sorulmuştu. Bahçeli bugün dedi ki Türklerle Kürtlerin birbirini sevmesi dini ve siyasi farzdır. Türkleri sevmeyen Kürtler Kürt değildir. Kürtleri sevmeyen Türkler de Türk değildir. Tam cümlesi buydu değil mi Mahmut Övür? Dağılmayacağız, şer odaklarını dağıtacağız, parçalanmayacağız, şirret terör yuvalarını paramparça edeceğiz. Amerika destekli İran saldırısı ara bir istasyondur dedi Bahçeli. Adım adım vatanımıza musallat olacak Davut koridorunu aktive etmek için fırsat kolluyorlar açıklamasını yaptı. Burada Türkiye üzerindeki tehdidi aslında dikkat çekti bir kez daha Mahmut Övür. Buyurun lütfen bu açıklamaları şimdi bu iç siyasetteki ve iç cephedeki tartışmalar cephesinden biraz yorumlamanızı isteyeyim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bir defa. Yani buradaki biraz önceki tartışmalardaki ana odağımız bu bölgenin dizayn edilmesiyle ilgilidir. Yani bütün ülkeye burada şimdi Cumhurbaşkanımız İsrail'i karşısına alıyor ama hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali ABD'ye söylüyor. Küresel güç kimse bu bölgeyi dizayn eden ona cevap veriyor aslında. Burada bütün yani Devlet Bey biraz daha açık ismini koydu ABD diyerek çok net bir şekilde söyledi. Bu tabii iç cepheyi güçlendirmek uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Türkiye bu tehlikeyi görmüyor değil. 7 Ekim bir kırılma noktasıydı. O kırılma noktası bütün taşları yerinden oynattı. Yani bütün bölgede hesap yapanları yerinden oynattı. Burada ABD hızlı bir şekilde bu bölgeyi karıştırabilmek, dizayn etmek. Hatta şöyle bir hatırlatma yapayım. 75'ten beri Lübnanlaşma denilen bir kavram gündemimizde. Yani bu ne demektir? Bugün gündeme gelmiş değil. Her bölgede mutlaka buna benzer bölünme, parçalanma yaparak küçük küçük devletleri devletçiklere dönüştürmek ve kendi iç dinamiklerini tahrip etmek üzerine kurulu bir küresel siyasi akıl var. Hikaye daha oradan başlayan, belki de 48'de başlayan aslında da. Çünkü adam zaten açık söyledi Biden. Buraya bizim İsrail olmasa da İsrail gibi bir devlete ihtiyacımız vardı. Hikaye nedir bu? Dünyanın kalbi dediğimiz, ana aksta dediğimiz Orta Doğu, Kafkaslar ve Uzak Asya'ya uzanan bir süreç. Şimdi burada bir Çin meselesi var, o koridorlar meselesi var, enerji meselesi var. Tüm bunların hesaplaşması yaşanıyor aslında. Hı hı. Peki burada bizi ilgilendiren tarafı ne? Bizi ilgilendiren tarafı tam da bu meselenin göbeğinde duran bir Türkiye var. Göbeğinde duran bir İran var. Bu ikisini de çökertmek istiyorlar. Çünkü ikisi de güçlü gelenekler olan devletler diye düşünüyorum. O yüzden hem İran'ı hedef alıyorlar. İran'ı hedef almaları çok daha kolay. Çünkü İran'ın şeytanlaştırdılar. Uzun yıllardır şeytanlaştırdılar. Ona karşı ittifak yapmaları çok daha kolay olabiliyor. Onun için sürekli İran'a yönelik bir hamle yapıyorlar ki bölge karışsın. Şimdi Türkiye bunu gördü. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı bir yanıyla da o terör devlet dediğimiz Kürt meselesi üzerinden bir yapılanmaya gittiler. Bizim çözüm sürecini tahrip eden bir akıl devreye girdi ve PKK'yı Suriye üzerinden havuç vererek orada bir pozisyon aldılar. Şimdi Türkiye bunu son noktaya doğru geldiğimizi görüyor. Cumhurbaşkanı gördü ve işte 30 Ağustos'tan aslında önce de başladı da 30 Ağustos'ta çok net bir şekilde iç cepheyi güçlendirme mesajını verdi. Ben burada çok kırılma noktası diyebileceğim, belki tarihi anlamda açıklamayı Devlet Bey yaptı. Çünkü biz meseleyi, bu terör meselesini çözmekte birçok girişimler yaptık. 2005'ten beri Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken hakikaten gövdesini ya da işte baldıran zehri içerek bu meseleye girdi. Ama ne yazık ki Türkiye'nin siyasi bir kısım aklı bu meselede gereken desteği vermedi. En başta CHP. O zaman MHP de benzer bir desteği vermedi. Çözüm sürecinin akamete uğramasında toplumsal, siyasal destek açısından söylüyorum. Ama onu tahrip eden, sabote eden asıl güç o dönemin HDP'siyle PKK'sıydı. Gittiler ABD'yle ilişki kurdular, bu noktaya geldi. Bunu işin geldiğimiz noktada önüne geçmek gerektiğini düşünüyorum. Devlet Bey'in açıklaması o açıdan tarihiydi. Zaten kendisi de konuşmasının ilk başlangıcında şunu söylüyor. Belki şöyle hemen oradan bir nottan cümlesini alayım da söyleyeyim. Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. bakın çok tarihi bir laf söyleyeyim. Bugünden sonra tarihin akışı farklı olacaktır. 23 Ekim'i kastederek söylüyor. 23 Ekim'i kastederek mi söylüyor? Nasıl? 23 Ekim'i kastederek mi söylüyor? 23 Ekim... Genel olarak mı söylüyor? 22, bugün... Bunu söylediği tarih dediğim gibi 22 Ekim'de söyledi bunu. Evet. Grup toplantısında. Yani orada söylediği bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamıyla kırılacaktır. Şimdi bu bir başlangıçtı. Arkasından Öcalan'ın mecliste gelip konuşmasını söyledi. Bence bu sadece iç siyasette taşlar yerinden oynatmadı. Küresel, bölgesel anlamda da birçok merkezi rahatsız eden bir noktaya geldi. Niye? Çünkü bu meseleyle Türkiye'nin önündeki en büyük engeli, PKK engelini, şiddet engelini devreden çıkartma projesi diye düşünüyorum. Bunu da en üst seviyede götürdü. Artık bu işin başında, bu işi kuran, bu noktaya getiren siyasi aktör dediğimiz Öcalan'ın hani simgesel ama yani gelip meclise konuşmasını bile göze aldı. Bu bence o Kürt siyasi aktörlerin dezberini bozdu. Artık bunun daha üstüne çıkabilecek bir şey yok. Çünkü yıllardır hep şununla karşılaştık. Öcalan özgürlük, Öcalan bu müzakerenin sorumlusudur. Gelip sorunu çözsün diyorlardı. Şimdi bundan sonra söyleyecekler laf yok. Öcalan ne diyecekse bundan sonra çok daha etkili olur. Birileri şunu da söylüyor. 2012-13'teki konjonktürel zemin uygun değil diye söylüyor. Ben tam tersine konjonktürel zeminin çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü bu tarafıyla bu İsrail'in sürekli bölgeyi tahrip etmesi bu Türkiye'nin önünü açan bir sürece de yol açtı. Bir dakika dur. Sen burada ülkelerin sınırlarını değiştirmeye kalkıyorsun. Benim sınırlarıma yönelik de para verdiğin, silah verdiğin PKK, YPG'yi burnumun dibinde devlet kurdurmaya çalışıyorsun. Bu bana başka bir hak doğuruyor diye bir bakış açısıyla meseleye yaklaştılar. Ay, şöyle bir bakış açısı da olabilir mi? Hani iç karışıklık da işte Mossad Merve, özelinden. O zaten bizim 10 yıldır içimizi karıştırmak için her şeyi yaptılar. Bundan sonra da Mossad'ı, CIA'si, uyuyan hücreleri, başka farklı terör örgütlerini, FETÖ gibi yapıların uzantılarını devreye sokmamaları mümkün değil. Ben başka daha tehlikeli şeyler de bekliyorum. Yani bu son saldırı, TUSAŞ'a yönelik saldırı bir boyutuyla hani ben Bahçeli'nin açıklamasına bir cevap gibi düşünüyorum ama onun çünkü etkisi o alanda oluyor. Daha büyük etkisi. Bazı siyasi partiler hemen devreye girdiler. Bak görüyor musun terör artmaya başladı diye konuşmaya başladılar. Ama bunun küresel boyutta bir şeyi de var, ekseni de var. O da BRICS'e yönelik bir mesaj. Aynı zamanda milli savunma sanayiye yönelik bir mesaj. Böyle boyutlar da olabilir. Yani küresel akıl öyle bir strateji izledi ki ben 1 Ekim'den sonra meclisteki toplantıda Devlet Bey'in açıklaması sonrası bir hazırlık yapmaya başladıklarını düşünüyorum. Yani bu sadece Devlet Bey'in 22 Ekim'de söylediği sözün hemen arkasından bir eylem yapma hikayesi değil. Bu hazırlıkları var. Belki bilmediğimiz başka hazırlıkları önlenmiş de olabilir. Veyahut da hazırlıkları devam ediyor da olabilir. Ya o yüzden içeriye yönelik bunların yapmayacağı şey yoktur. Çünkü ben içeride çok ciddi güçlü bir CIA ve Mossad uzantısı olan zaten hani siyaseten de bunu söyleyenler var. Siyasi karşılıklar da var. Hani ABD'yi açık açık savunan CHP'li milletvekili var. Yani çok net bir şekilde Batı blokundan yan olduğunu söylüyor. Namık'tan yan bunu saklayacak bir şey de kendisi söylüyor. Tabii. Ya bu bloktan yan olduğunu söylüyor. Türkiye'nin yaptığı her siyasi hamleye, her siyasi yaklaşıma karşı çıktığını, onun karşısında durduğunu da açık açık söylüyor. Yani siyasi figür burada durduğu gibi bürokraside veya sivil toplumda da karşılıklar vardı. Burada tartışma yok. Ama burada başka bir güçlü durum daha var. Türkiye inanılmaz güçlü bir tecrübeye de sahip. Nereden beri? 60'tan beri. Darbeler yaptıranın ABD olduğunu biliyor. Arka planda işte FETÖ darbesinin arkasında ABD olduğunu, Batı blokunun olduğunu biliyor. Ya şu anda 237 askerimiz, NATO'da görevli asker geri dönmemiş yani. Bunun ötesi yok. Ha burada bir pozisyon alması gerekir Türkiye'nin. O pozisyonda bu meseleyi çözerek almak mümkündür. Bu sadece içerideki Kürtlere yönelik bir çağrı da değil. Dışarıdaki Kürtleri de kapsayan bölgedeki mağdur coğrafya, halkların mağdur coğrafyası dediğimiz coğrafyadaki bütün halkları da kapsayan bir perspektifle bakılıyor diye düşünüyorum. Yani sadece bizim Irak'ı, Irak'taki Kürtleri, Suriye'deki Kürtleri, İran'daki Kürtleri de kapsayan çünkü bugünkü Bahçeli'nin konuşması bence o da tarihi bir boyutu vardır. Ve dikkat edin Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili ağzını açanlar hep şunu derler. Kürt kökenli şu diye tarif ederlerdi. Bahçeli bir milliyetçi bir kimliğin temsilcisi olarak ilk defa Türkler ve Kürtler kavramını çok net bir şekilde söyledi. Şey Kürtler ve Türkler diye açık açık söyledi ve örnek verdiği gün de Ziya Gökalp'ın 100. ölüm yıl dönümüydü. Orada yaptığı, Ziya Gökalp da biliyorsunuz Diyarbakırlı, bu meselelere kafa yoran, hatta Kürt aşiretleri üzerine araştırmalar olan, Türkçülüğün esaslarını yazan bir siyasi aktörden konuşması da gerçekten dolu dolu bir konuşmaydı. Kürtlük ve Türklüğe vurgu yaptı, bin yıllık kardeşliğe vurgu yaptı. Bunu her siyasi aktörün oturup düşünmesi gerekir. Ben yansımalarını da görüyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelgitler yaşadı ama mesela bugün söylediği söz bence önemli, ya da 2-3 gün önce basına yansıyan bir sözü vardı. Hı hı. Yani biz artık iktidarın karşısında oy kaybetme kaygısıyla durmak gibi bir pozisyon almayacağız. Barışın yanında yer alacağız gibi bir yaklaşım vardı. Bu hem kendi içerideki siyasi aktörlere bir cevaptı. Orada da büyük bir tartışmaya yol açacak bu. Hı hı. O yüzden Türkiye'nin bu sinerjiyi, bu çıkışların boşa gitmeyeceğini, bence önümüzdeki süreçte çok ciddi gelişmeler olacağına yönelik bir hazırlığın olduğunu düşünüyorum. Öyle görmek gerekiyor diyorsunuz. Hocam, çok naçizane bir sorum olacak. Şimdi teknik bir soru. Meseleyi de yakın takip ettiğiniz yıllardır biliyorum. Lakin Öcalan'ın cezaevine girdiği tarihteki örgüt yapısıyla şu anki örgüt yapısı farklı. Şimdi örgüt içerisinde 2024 yılına geldiğimiz zaman örneğin Cemil Bayık gibi, Besa Uzat gibi, Mustafa Karasu gibi İrancı kanat olarak bilinen bir yapı var. Evet. Rusya'ya yakın olan bir yapı var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'le aynı paralelde ya da aynı yolda yürümeyi tercih eden ya da desteğini isteyen bir grup var. Şimdi burada Öcalan'ın örneğin silah bırak çağrısı muhtemelen bütün örgüt yapısı içerisinde tam anlamıyla karşılık bulacak mı? Ya da esas sorumu söyleyeyim, PKK'nın ikiye bölünmesi gibi bir durumla mı karşılaşacağız? Şimdi Mete Bey, şöyle bir şeyi biliyoruz. Bakın 2017'den beri Amerikalıların da önerisi, böyle bir önerisi vardı. Diyorlardı ki, Jim Mattis diye bir savunma bakanı bunu söylemişti. Yani PKK'yı, Kandil'i devre dışı bırakalım. Hatta ödül koydular hatırlarsan Kandil'in başına. Siz YPG'yi yeter ki kabul edin. İçeride şöyle tabii Cemil Bayık İran eksenli bir pozisyonu var. Yani Cemil Bayık şu anda KCK'nın başındaki isim. Ama KCK'nın dünkü bildirisine bakın. Bu Öcalan'ın bu yaklaşımını kabullendi. Kendisi diyor ki sahada biz varız. Öcalan çok da etkili olmayabilir de diyen bir adam aynı zamanda. Ama şunu Kürt siyasetini bilenler için söylüyorum. Hı hı. Sosyolojide hiçbirinin hiçbir karşılığı yok. Peki. Yani Kürt sosyolojisinde siyaset üretme açısından Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Murat Karayılan, bunların içerisindeki en Kürdi sosyolojiye yakın olan isim Murat Karayılan, onun dahi özgün kendine özel bir karşılığı yok. Peki Demirtaş'ı hiç zikretmiyorsunuz mesela. Nasıl? Ben yayınlarda sizi takip ediyorum. Mesela Demirtaş da içeride, cezaevinde. Fakat bu süreçte pek ismi geçirilmiyor. O şöyle, parti şimdi tarafından. Orada şimdi dikkat ederseniz Devlet Bey de bu açıklamayı yaparken İmralı Dem aksını söyledi. Hı hı. Kandil'le Edirne'yi ayırdı. Büyük ihtimalle sizin dediğiniz gibi Kandil'deki kafa karışıklığını, İrancı, Amerikancı ayrımının getirdiği sonuçları düşünüyor. Orada bir çatışma çıkabilir mi? Ayrılık çıkabilir, çıkabilir. Ama dediğim gibi genel sosyolojiye baktığın zaman hiçbir siyaset üretme kabiliyetleri son derece sınırlı. Ha terör üretebilirler mi? Üretebilirler. Hı hı. Ama o terörler eğer Öcalan doğru yönetilirse bu süreç, bakın bu sürecin daha önceki dönemdeki gibi mesela İmralı tutanaklarına baktığın zaman nasıl gelgitler yaşandığını görüyoruz. Orada en büyük rolü bugün Edirne'de olan Demirtaş üstlendi. Demirtaş'ın 2013'te Amerika'ya gidişi, sonra o çevrelerle ilişkisi ve seni başkan yaptırmayacak çıkışı zaten çözüm sürecine başından beri de hiç katkı vermedi. Hatta 2015'te Dolmabahçe toplantısının hemen ardından şöyle bir açıklama yaptı. Çözüm süreci diye bir şey yok ortada. Sonra da dediler ki bu işi Başbakan Erdoğan bitirdi. Enteresan bir algı operasyonu yürüten bir siyasi akım var. Öcalan da eleştirmişti. Ben uzatmayayım ama Öcalan da o süreci avukat görüşmelerini çok sert bir şekilde beceremediler ifadesiyle. Anlamadılar ve uygulayamadılar ve becereyemediler. Yani o süreci iki taraf açısından da söylüyorum. Evet. Türkiye'deki siyasi aktörler de doğru yönetemedi. Çünkü Türkiye'deki bazı siyasi aktörler de başka şeyler peşine düştüler. Orada eksikler oldu ama asıl bozan ya çok açıktır. Öcalan'ın Demirbay'ın halk savaşına hazır olun, Bese Hozat'ın 7 Temmuz'da halk savaşına hazır olun açıklamalara çok açık. Yani burada bir şey yok. Onu bitirmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunun nedeni de Suriye'deki o havuçlu, kanton sosyalist devrim yapma, Rovaje devrimi dedikleri şeyi Amerika ile birlikte yapma hevesiydi. Onun da sonucunu gördüler şimdi. Bakmayın öyle parlak ordu kurdular, silah veriyor Amerika öyle deniyor ama işin tek boyutu da o değil. Yani tek boyutuyla silah olması yetmiyor. Sosyolojide etkili olmak gerekiyor. 300 bin kişi neredeyse Irak'ta şu anda. Suriye'deki Kürtler açısından söylüyorum. 200 bin kişi Türkiye'de. Ya birçok boyut olabilir. Demirtaş'ın dışlanmasının ya da bir aktör olarak bir siyasi karşılığı var tabii. Bunu tartışmasız kabul ediyorum. Ama böyle de bir geçmişi var. Yani çözümün önündeki engellerden biri. Hatırlarsanız seçim öncesi Demirtaş zaten sanki hani öz eleştiri yapmadı ama bu sürecin kendi daha önce izlediği siyasetin doğru olmadığını da bir biçimde ifade etmeye çalıştı. Yani oradan da bir ders çıkartmaya çalışan bir siyasi aktör. Ama bunu da şöyle bir açık yüreklilikle söyleyemiyor. Ben çözüm sürecini sabote eden birisiydim. Şimdi bunun yanlış olduğunu görüyorum da demedi. Peki. Bunu dediği anda iş değişebilir. Ama burada da bir şüphe var. Çünkü her an bu Türkiye'nin solcu, liberal kesimleriyle ilişkisi nedeniyle, ABD ile ilişkisi nedeniyle bunu satma ihtimaline yüksek oranda bakılıyor. Yani bu yüzden de çok ciddiye alınmıyor. Peki. Ben demin işin içindeki Öcalan'a yakın isimlerle, mesela Leyla Zana'nın açıklamaları belli. Ahmet Türk biraz daha bu konuya bakıyor. Süreyya Önder, Sırrı Sakık, mesela bu gibi isimler bunların hepsinin siyaseten bir biçimde ağırlıkları var parti içerisinde. Peki. O çizginin partide daha etkin olacağını, sol bir kesimin karşı çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Onların da sosyolojide bir karşılıkları yok. Hı hı. Zaten sol etkili olsaydı o küçük partiler kendi başlarına iş yapmış olurlardı. Hiçbirinin öyle bir etkisi yoktu. Burada Öcalan'ın çıkışı zamana yayılarak doğru yönetilirse ben etkili olacağını düşünüyorum. Ha Öcalan'ın kendisi şeytani bir akla sahipti. Bunu da kabul etmek lazım. O nasıl bir süreç yönetecek? Ona da dikkat etmek. Birazdan konuşacağız. Bu Davut Koridoru meselesine de açacağım Mahmut Övür ama içeriden uyarıyorlar beni. Sahaya gitmem gerekiyor. Lübnan'a gideceğim şimdi. Lübnan'da sıcak başlıkları alacağız. Hem tabii dün geceden bugüne neler yaşandı, bugün orada neler yaşandı. Beyrut'ta Mehmet Karataş bekliyor bizi. Mehmet, biz burada tabii İsrail'in İran'a saldırılarını konuşurken aynı anda Lübnan'a da saldırılar vardı. O yüzden biraz tabii bu hani İran saldırısının arka planında kaldı ama eş zamanlı saldırılar gördük. Senden bir bugünü özet geçmeni isteyeceğim. Bu akşam neler yaşanıyor orada? Yine akşam saatlerinde saldırılar nerelerde etkili oldu? Bize orayı anlatabilir misin? Teşekkür ederim Merve Tepe. Evet, öncelikle dün akşam itibariyle biliyorsunuz ki belli saatler içerisinde hem İran hem Suriye hem Lübnan hem Gazze'de 4 ayrı bölgede işgalci İsrail saldırılarını sürdürmeye devam ediyor ve gün içerisinde tabii ki Lübnan'ı aslında uzunca bir süredir vurmaya devam ediyordu ve tam 70 ayrı noktaya İsrail saldırısı gerçekleşti. Geçtiğimiz saat aslında siz de detaylandırdınız biraz. Hizbullah tarafından bugün acil tahliye çağrısı mesajı geldi. Aslında geçtiğimiz güne kadar her zaman İsrail tarafından önce bir harita paylaşılıyordu ve ardından da Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın farklı noktaları için paylaşılan o harita üzerindeki noktalar İsrail güçleri tarafından, işgalci İsrail tarafından vurulmaya başlanıyordu. Ama bu akşam farklı bir şey oldu. Hizbullah geçtiğimiz saat içerisinde bir harita, bir video paylaştı. Arkadaşlarımız onu da ekran taşıyor mu şu an bilmiyorum ama bir video paylaştı ve o videoda İsrail'in tam 25 ayrı yerleşim yeri yer alıyor ki onların arasında ismini şu anda en azından elimde olanlar Bar Yoha, Yine, Nahariya, Şamir, Dalton ve Elit Haşayar ve Kiryat, Şimano gibi, Abirim gibi birçok yerleşim yerlerinin içerisinde olduğu tam 25 ayrı İsrail yerleşim noktasının videosunu, haritasını paylaştı ve Hizbullah bu noktayı, buraları vuracağını söyledi ki biz yayına girmeden birkaç dakika öncesinde buraya da ulaşan ilk bilgilere göre Hizbullah'ın şu an itibariyle ilk saldırısını da gerçekleştirdiği bilgisi de kendi hesaplarında paylaşmaya başladıklarını sizlere aktarmış olalım. Evet, Hizbullah bir videoda çok sayıda İsrail yerleşim yerindeki sakinlere derhal tahliye çağrısında bulundu ve Hizbullah bu yerleşimlerin İsrail ordusunun üssü haline geldiğini ve artık meşru hedefler olduklarını söyledi. Yani bulunduğunuz noktalar artık İsrail güçleri tarafından bir üs haline geldi ve bu da haklı olarak vurabileceğimiz bir nokta mesajını verdi ve ardından da ilerleyen saatler içerisinde saldıracakları için o noktalarda, o yerleşim yerinde bulunan İsraillerin bir an önce o bölgeyi terk etmeleri ve tahliye olmaları konusunda uyarılarını yaptı ve şu dakikalarda da ilk saldırının gerçekleştiğini sizlerle paylaşalım. Tabii bir taraftan da İsrail saldırısı altında bir Lübnan'ı konuşuyoruz. Özellikle Beyrut'ta bulunduğumuz bu noktanın hemen karşısında Dahiye bulunuyor ve Dahiye'de de saldırıların gün boyunca devam ettiğini ve birçok ayrı noktada dumanların yükseldiğini sizlerle paylaşalım. Bizler de A Haber ekibi olarak ben ve kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte gün içerisinde bir kez daha oraya gittik ve özellikle de Hizbullah'ın yoğun olduğu bilinen o nokta birçok yerde yıkılan binalar yerle bir olmuş, birçok yer bulunuyor ama şunu da söyleyelim, İsrail güçleri daha çok burada Hizbullah güçlerinin olduğu noktaları hedef aldığını söylüyor ama içerisinde bugüne dek birçok sivilin de hayatını kaybettiğini, Cenab başta olmak üzere Hizbullah'ın neredeyse hiç olmadığı bölgelerde yine işgalci İsrail'in hedefinde olan noktalardan bir tanesi olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Tabii bir yandan da İsrail medyasında da son 2 saat içerisinde Lübnan'dan Celil'e doğru fırlatılan onlarca füzenin olduğunu, yani Hizbullah tarafından Celil'e de geçtiğimiz saatler içerisinde yine hedef alınan yerlerden bir tanesi olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki bir yandan da burada hayatını kaybedenlerle ilgili de Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi paylaşımı yapılıyor ve Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre bir yıl içerisinde işgalci İsrail tarafından yapılan bu saldırılar neticesinde 1625'in üzerinde vatandaşı, insanın burada hayatını kaybettiği ve yine yüz binlerce kişinin de yerlerinden olduklarını belirtti. Bu arada geçtiğimiz saatlerde yine burada özellikle de sosyal medya hesaplarında paylaşılan bazı videolar vardı ve o videolarda İsrail askerlerinin 3 İsrail askerinin öldürüldüğü anların görüntüsüydü ve bu görüntülerin de Sur tarafında ve Nebatiye bölgesinde kayda geçtiği ve özellikle Hizbullah güçleri orada İsrail güçleriyle karadan da karşı karşıya geldiğini, karadan da bir çatışmanın gün boyunca devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Tabii bir taraftan buraya evet hava saldırısıyla buradaki saldırılarını sürdürüyorlar ama bir yandan da güney tarafında da Sur kısmında karadan devam ediyor. Çünkü İsrail güçlerinin karada ilerlemesini durdurmak için Hizbullah o bölgeye yoğunlaşmış ki zaten geçtiğimiz haftalar içerisinde Suriye'deki güçlerinin de yine Lübnan'a kaydırdıklarını ifade etmişti Hizbullah ve artık yani özellikle de Sur kısmında, yani Lübnan'ın güneyinde ciddi bir karadan çatışmanın da söz konusu olduğunu sizlerle paylaşmaya. Tekrar toparlayacak olursak 24 saat içerisinde işgalci İsrail Beyrut başta olmak üzere Lübnan'ın birçok noktasına 70 ayrı atışın 70 ayrı hedefe saldırılarını gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı ve geçtiğimiz saatler içerisinde de yine Hizbullah tarafından hem öldürülen İsrail askerlerin videoları paylaşılırken bir yandan da dediğimiz gibi bir çağrıda bulundu. Bugüne kadar normalde İsrail akşamları bir harita paylaşıyordu. Bu noktaları vuracağız, oradaki vatandaşlar uzaklaşsın diyerek 15-20 dakika içerisinde o saldırıyı gerçekleştiriyordu ama bugün Lübnan bir harita paylaştı, bir video ve videonun içerisinde tam 25 ayrı İsrail'e ait yerleşim yerlerinin olduğu bir videoydu ve ardından da dediğimiz gibi bu noktaları vuracağız ve buraların artık İsrail güçlerinin üssü haline geldiğini ve o bölgede bulunan, yerleşim yerinde bulunan vatandaşların tahliye olması konusunda uyarı yaptı ve biz yayına girmeden önce de hatta ilk saldırısının da gerçekleşmeye başladığı bilgisi de bizlere ulaştı. Evet, bizler buradaki haber nöbetimizi devam ettireceğiz ve burada gelişme oldukça ben ve kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Mehmet, sana konuklarımızın soruları var. Biraz seni tutalım orada çünkü yaşananları biraz daha iyi anlamak adına. Doçent Doktor Sayın Muhammed Hüseyin Mercan hocam, buyurun. Mehmet Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum. Malum işgal devleti dün misilleme çerçevesinde İran'a bir saldırı gerçekleştirdi. Bunun Lübnan'daki yansımaları özellikle sahada nasıldı? Hizbullah milislerinin veya en azından Beyrut'taki genel havayı nasıl görüyorsunuz? Bir de dün gece de benzer şekilde seri saldırılar gerçekleşti özellikle Dahiye bölgesine. Orada stratejik hedefler söz konusu muydu, yoksa Dahiye'nin bir stratejik kapsamında yerleşiksizleştirilmesi, insansızlaştırılması doğrultusunda yapılan sıradan saldırılar mıydı? Teşekkür ediyorum. Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Dediğim gibi bizler aslında önce yayında da ifade ettim. Kameraman arkadaşım Özden'le birlikte neredeyse 3 gündür Dahiye'nin içerisini geziyoruz. Ve orada görmüş olduğumuz tabloda şu var. Öncelikle şu ana kadar belirttiğiniz gibi oranın insansızlaştırılması ve o bölgelerin, insanların o bölgeden çıkarılması. Tabii bunu yaparken sivilleri de katlettiğini de altını çizerek bu notu paylaşalım. Ve orada Dahiye'de insansızlaştırma bir yana ama bir taraftan da dediğim gibi orası biliyorsunuz ki Hizbullah'ın karargahı olarak biliniyor. Ve o bölgede özellikle de bazı noktalarda tünellerin olduğu konusunda paylaşımlar ve bilgilendirmeleri zaman zaman İsrail kendi tarafından yapıyor. Ve o noktalara ulaşmaya çalışıyor. Şimdi ve gün boyunca da Heronların orada bölgeyi kontrol ettiğini, bölgeyi kayıt altına aldığını da defalarca kez orada gördük. Ve şunu söyleyelim, Hizbullah o noktada gerçekten ciddi anlamda çalışmalarını ve oradaki o mücadele ruhunu sürdürdüğünü sizlerle bir kere paylaşmış olalım. Ve orada her ne kadar binalar yıkılsa da Hizbullah'ın oradaki mücadelesinin tam olarak kırıldığını söylemek doğru olmayacak. Çünkü orada hala sistematik olarak varlıklarını ve gücünü o noktada korumaya devam ettiklerini belirtelim. Çünkü burada hala İsrail istediği gibi o bölgeye girmiş ya da o bölgeyi tam olarak istediği nokta, istediği derecede boşaltmaya da istediği derecede oradaki tespit etmek istediği noktaları hala ulaşmış değil. Yani zaman zaman orada finanse ettiğini belirtip bazı kuruluşlar vuruluyor ama orada hedefinde İsrail, özellikle de Hizbullah'ın o üst noktaları ve stratejik anlamda kullandığı bazı güzergahlar var. O noktalara ulaşmaya gayret ediyor ama bu noktada hala bir başarıya ulaşmış değil açıkçası. Başka soru Kemal Hocam. Buyurun Kemal Olçar. Mehmet buyurun Bey, hocam. İyi akşamlar, kolay gelsin. Orada biliyorsunuz Birleşmiş Milletler hala varlığını sürdürüyor ve İsrail'in son yapmış olduğu saldırgan takım hareketlere karşılık Birleşmiş Milletler sözcüleri de kararlılık bildirgesi ortaya koydular, yayınladılar. Birleşmiş Milletler'le ilgili herhangi bir gelişme var mı o bölgede? Birinci soru bu. İkinci soru, Beyrut'ta İsrail bir masa kurma çalışmaları yapacak önümüzdeki günlerde, benim tahminim. Buna yönelik bir işaret var mı? Yani Lübnan hükümetiyle İsrail'in tabii nasıl bir ilişki modeli olur bilemiyoruz ama bir masa kurma, böyle bir zimni anlaşma süreçleri yaşanıyor mu? İsterseniz hemen ikinci soruyla başlayayım. Çünkü buradaki meslektaşlarımızla yine zaman zaman burada iletişim kurduklarımız da aslında dün itibariyle bu söylediğinizi biraz daha böyle yüksek sesle dillendirmeye ve böyle bir olasılığın özellikle İsrail tarafından da bunların konuşulduğunu ifade ediyorlar ama şöyle bir şey var. Burada özellikle de İsrail tarafından bakıldığında şu ifadeler dile getiriliyor burada. İşte Hizbullah'ın üst kademesinde kimler varsa onların büyük çoğunluğunu zaten vurduk. Lübnan halkıyla, Lübnan'la bir sıkıntı olacağı düşünülmüyor. Beyrut'la burada başkentte bir anlaşma durumu söz konusu gibi bir söylem ifade ediliyor ama burası buna pek sıcak şu an bakıyorum. Hayır, çünkü Hizbullah bu anlamda, Hizbullah'ın burada vermiş olduğu mücadeleyi evet belki yanında durmayan var ama özellikle de büyük bir desteğin de olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü neden? Buradaki halk zaten kendisine olan bu saldırının yanı sıra Gazze'ye yapılan bu saldırı devam ettiği sürece hiçbir şekilde İsrail'in burada samimi bir ateşkesin sağlanamayacağını, hiçbir şekilde müzakerenin oluşamayacağı konusunda bir atmosferin olduğunu özellikle belirtmiş olalım. Yani İsrail Gazze'yi vurmaya devam ettikçe Lübnan'da, Beyrut'ta da gerek halk nezdinde gerekse yine yönetim anlamında samimi bir ateşkesin söz konusu olmayacağını ve İsrail'in bu noktada pek de güvenilir olmadığını belirtiyor. Evet, Birleşmiş Milletler'e gelince o karargahlar vuruldu. Birçok ihlaller gerçekleşti ki zaten bunu Gazze'de yaptığı katliamlarla da birçok şeyi yok ettiğini, birçok aslında savaş hukukunun ezip geçtiğini, insanlığı yok ettiğini, vicdanları sızlatan bir tabloyu ortaya koyduğu gibi koyan bir İsrail'i konuşuyoruz. Burada da Birleşmiş Milletler karargahına bulunduğu noktaya, üstüne daha doğrusu gerçekleştirdiği o saldırılardan sonra evet bir bildiri söz konusu ama onun ötesinde herhangi bir müdahale ya da herhangi bir açıklama söz konusu değil. Hocam var mı sorunuz? Mete Bey sizin var mı? Ben soracağım yoksa. Sormak istiyor musunuz? Yok. Peki ben Mehmet şunu merak ediyorum. Orada işte Dahiye bölgesi Hizbullah'ın ağırlıklı olarak olduğu bir bölge. O yüzden hedef alınıyor dendi. Senin sahadaki izlenimlerin ve gözlemin ve özellikle hani Beyrut'u da gördükten sonra orada Dahiye dışına çıkabilir bu olay ve aslında Beyrut'a karşı böyle bir saldırı başlayabilir gibi görüyor musun? Yoksa hani İsrail'in işte kendini savunduğu tırnak içinde biz aslında orada Hizbullah'a hedef alıyoruz. Biz burada bu füzeleri atarken arada siviller de zarar görebilir, olabilir gibi bir bakış açısı mı var? Lübnan, daha doğrusu Beyrut halkı da buna nasıl bakıyor? Biraz oradaki gözlemlerini de merak ediyorum. Merve, açıkçası bunu buradaki bir çocuğa bile sorsak gülerek cevap verir. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir örnek vereyim mesela, ilk aklıma gelen. Geçtiğimiz gün içerisinde haber ekranlarında da gün boyunca onu paylaştık. Cenab bölgesi Hizbullah'ın hiç olmadığı, neredeyse yok denilebilecek bir bölge ve orasının da yine hastanenin yanı başında Refik Hariri Hastanesi'nin hemen 100 metre yanı başında orada çokça sayıda 6-7 tane evi, binayı, konutu yerle bir etti ve orada çokça sayıda insan hayatını kaybetti. Sadece 6 çocuk o noktada öldürüldü ve oradaki yapmış olduğumuz haberlerde de oradaki vatandaşlar şu sitemde bulundular. Her defasında İsrail Hizbullah güçlerini biz Hizbullah'a hedef alıyoruz diyerek ya da Hizbullah'ın karargahı var, Hizbullah'ın o noktada tünelleri var, destekçisi var, silah depoları var diyerek vuruyorlardı. Şu anda burada size soruyoruz. Çocuk ayakkabılarından, çocuk montlarından, kadın elbiselerinden, mutfak eşyalarından başka burada ne görüyorsunuz diye orada sitemde bulunuyor. Yani Dahiye'nin dışına çıkabilir mi değil, zaten Dahiye'nin dışına çıkmış durumda. Zaten güney kısmında, Lübnan'ın güney kısmında büyük bir katliam, büyük bir mücadele ve savaşın söz konusu olduğunu sizlerle paylaşalım. Sur ve Nebatiye tarafında ve burada da artık sadece hemen arkamda bak şimdi göreceksiniz. Bütün ışıklar sönmüş durumda. Kameraman arkadaşım Özlem bir göstersin. Her geçen gün orada ışıklar daha da fazla sönmeye devam ediyor. Havalimanının hemen ön tarafı ve o gördüğünüz karanlık yer günlerdir bombardımana maruz kalan bir yer. Ama sadece orası değil, yine farklı noktalarda, yani Dahiye'nin dışında da birçok yer yine işgalci İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Dediğimiz gibi en basiti hemen yanı başındaki Cenab bölgesi hiçbir şekilde Hizbullah'la bağlantısı olmamasına rağmen normal sivillerin, vatandaşların, hatta farklı ülkelerden gelen farklı uyruktaki insanların daha çok yoğun olduğu bir yer ama ne yazık ki orası da İsrail güçleri tarafından oradakilere mezar oldu. Yani evleri başlarına yıkıldı. Olmayan, ya şunu da söyleyelim, Beyrut'un farklı noktalarından, Lübnan'ın farklı noktalarından insan akını oluyor merkeze doğru ve sahilde bir sürü evsiz kalmış insanlar var. Yani Dahiye bölgesine sadece saldırıyor algısı kesinlikle İsrail'in oluşturmak istediği. Yani sadece bakın biz Hizbullah'la savaşıyoruz, sadece Hizbullah'a karşı bir mücadele ve savunmamızı gerçekleştiriyoruz diyor ama öyle değil. Burada ciddi anlamda tam bir katliam var. Hem çocuklar hem kadınlar ve siviller de hayatını kaybetmeye devam ediyor. Peki Lübnan, Mehmet'le de paylaşmış olayım, hem izleyicilerimize de söylemiştim. Mehmet de bilgisi olsun. Şimdi bu bir ateşkes meselesi pişirilmeye çalışılıyor. Lübnan için diyorsun. Lübnan için. Fakat burada şartlar meselesinde birçok şart var. Aslında İsrail de bunu kabul etti. Dolaylı yoldan İran'ın da benimsediği yönünde bazı mesajlar var. Şimdi Lübnan meselesinde Mehmet'in söylediği yerde şöyle net bir tablo koyabilirim. Israrla ben A Haber'de Lübnan haritasının İsrail sınırında o 5 kilometrelik bir alana, şeride dikkat çekiyorum. Çünkü bu arada bunun hakikaten uydu fotoğrafları var. Onu Kerem'e de gönderebilirim aslında. O 5 kilometrelik şeritte örneğin bir yerde 296 evi yıktı İsrail. Bir yerde 100 küsur evi yıktı. Yani o 5 kilometrelik şeridi tamamen insansızlaştırıyor. Ateşkes meselesinde de... Yok etti. Evet, konuşulan maddelerden bir tanesi şu Mehmet. İsrail bu bombalanan, yani imha ettiği diyorum artık, o 3 kilometrelik şeritte sabit olarak uzun bir süre kalmak, toplamda 10 kilometrelik bir tampon bölgenin pazarlığı yapılıyor. Bu üst taraftaki 7 kilometre içerisinde senin de hazırlıklarını takip ettiğin Lübnan ordusunun işte güneye gönderilmesi, Birleşmiş Milletler geçici görev gücüyle beraber o 7 kilometrelik alanda yenilenen gözlem kuleleriyle beraber güçlendirilmiş, askeri yardım almış, işte kapasitesi güçlendirilmiş bir formülle devam etmesi düşünülüyor. Fakat maddelerden bir tanesini öğrendim ki hakikaten bilginin de olması lazım. Çok acayip ilginç bir bilgi. İsrail sınır ötesi harekat maddesi koymuş ve Hizbullah'ın Lübnan, Litani Nehri'nin herhangi bir yerinde, senin bahsettiğin yerlerde dahil olmak üzere, hiç alakasız da olsa bir Hizbullah varlığını iddia ederek hem karadan sınır ötesi harekat yapma izni hem de Lübnan hava sahasını kullanarak Mehmet'in bahsettiği bütün bölgeleri bombalamak için Lübnan devletinden bir taahhüt konmasını istiyor. Bu niyet belgesinde Amerika Birleşik Devletleri tarafına İsrail teslim etmiş durumda. Fakat burada önümüzdeki dönemde muhtemelen Mehmet'in en çok bize geçeceği haberlerden bir tanesi, Lübnan bir cumhurbaşkanı seçmeye çalışıyor alelacele. Çünkü gene benim Beyrut'ta edindiğim bir bilgi, Amerika Birleşik Devletleri ya ABD başkanlık seçimleri öncesinde ya da sonrasında Lübnan parlamentosunun Beyrut'ta bir şekilde acil olarak toplanarak bir cumhurbaşkanı belirlemesi, aksi halde geçici başbakan Necip Mikati'ye yaptırımlar uygulanacağı yönünde ve diğer bu işin içerisinde kim varsa yaptırımlar uygulanacağı yönünde ciddi bir tehdit ilettiğini de Beyrut'taki diplomat, siyasetçi vesaire insanların ilettiği bir bilgi olarak paylaşayım. Hı hı. Yani bu ABD başkanlık seçimleri sadece İran'ın takip ettiği değil, Lübnan siyasetinin de maalesef takip ettiği bir hadise haline geldi. Ama naçizane benim de tahminim Mehmet, onu da söyleyeyim. 1-2 hafta içerisinde işte bu senin söylediğin sınır bölgelerindeki yerlerde o 3 kilometrelik bir alana ulaşabilirse İsrail, muhtemelen 2 hafta içerisinde ABD başkanlık seçimleri öncesi hatırına muhtemelen bu işgali durdurma gibi bir yola girecek gibi gözüküyor. Ben de şimdi Kerem'e bu size bahsettiğim ve hiçbir yerde de göremeyeceğiniz bu İsrail'in şeridi nasıl yok ettiğinin uydu fotoğraflarını ben atıyorum şu an. Orada biraz daha kritik bir şey var. Buyurun. Lübnan hava sahasının İsrail tarafından kullanılmasını talep ettiler biliyorsunuz. En kritik konulardan bir tanesi o. İsrail hava sahasını eğer Lübnan hava sahasını İsrail kontrol ederse tüm askeri ve sivil uçuşların kontrolü İsrail'e fırlattı gibi düşünün. Yunanistan'la aramızdaki temel sorunlardan bir tanesiydi. Hı hı. Komple Lübnan'ın şeye kadar Suriye sınırına kadar hava hattını kontrol ettiğinde doğrudan oradan Şam'a, Humus'a ya da Hama'ya, Halep'e yapılacak olan askeri harekatların tamamını kontrol etmek anlamına geliyor. Hava hakimiyetini, hava kontrolünü sağlamış anlamına geliyor. Bir de sivil uçuşlar eğer Beyrut Havalimanı üzerinden gerçekleştiğini düşünürseniz eğer oraya gelecek olan takviyeler ya da başkaca bir takım kişilerin engellenmesi anlamına geliyor. Evet. O yüzden İsrail, Lübnan'ı rejim değişikliği yani oradaki eş toplumsalcılık dönüşüm sistemi var. Yani Maronitler, Şii ve Sünniler arasında biliyorsunuz. Bir de Ortodoks Hristiyanlar var. Oradaki Şii faktörünü çıkartıp o döngüyü sadece Maronitler, Sünniler ve Ortodoks Hristiyanlar. Yine siyasi boşluktan rejim böyle kontrol altına alır zaten biliyorsunuz. Mehmet, ben de şunu sorayım sana. Daha önce Lübnan'da görev yapan arkadaşlarımız işte Ata olsun, yine bölgede Anadolu Ajansı'nın biliyorsun Turgut Alp Boyraz'la da biz çok fazla yayın yaptık. Şimdi onların bu olaylar başlamadan önce söylediği şey şuydu. Aslında burada Beyrutlular, hani Beyrut başka bir kent, işte patlamalardan sonra toparlanmaya çalışıyor ama eski tırnak içinde Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan bir yer ve Hizbullah'la İsrail arasında yaşanan bu olayı aslında Hizbullah-İsrail meselesi olarak görüyor Lübnanlılar, Beyrutlular diye hep anlatıyorlardı. Şimdi bu olaylardan sonra az önce dedin ki yani Dahiye'nin dışına zaten çıktı olay, burada sivilleri hedef alıyorlar vesaire. Bu olaydan sonra buna bakış açısı değişti mi yoksa hala halk hayır burada aslında bizlik bir durum yok. Burada Hizbullah'la İsrail yani bu bir Hizbullah meselesi gibi mi bakıyorlar hala? Aslında bu bakış açısının oluşturulması en çok tabii ki İsrail'e yarıyor. İsrail burada diyor ki evet biz Lübnan topraklarına giriyoruz. Az önce Mete hocamız o kadar güzel analiz etti ki çünkü o aslında en can alıcı noktalar o. Bir koridor oluşturulmak isteniyor ve önce 3 sonrasında belki 10 kilometreye kadar o sınır oluşturulacak ve sonrasında oradaki bulunan askerler kaydırılacak, daha çok güneye gidecek ve bir taraftan da asla kabul edilmeyecek ve hiçbir zaman güven sağlamayacak bir madde işte Hizbullah'ın olduğunu düşündüğümüz yerlere vuracağız ve nitekim zaten bunu da bugün ileri sürerek gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi Cenab bölgesinde biz orada hayatını kaybeden kişileri gözlerimizle gördük. Oradan çıkarılırken 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar çıkarılıyor. Evet belki ilk başlarda dediğiniz gibi belki de öyle bir söylem söz konusu olabilirdi. Evet ilk başladığında Hizbullah'la İsrail arasında diye belki zaman zaman bu şekilde konuya yaklaşan büyük bir çoğunluk söz konusu olabilirdi. Ama bugün İsrail'in gelmiş olduğu nokta artık burada şunu söylüyorlar. Diyorlar ki İsrail burada adeta bir Gazze provası yapıyor. Yani Gazze'de nasıl ki orada işte Hamas'a karşı bir mücadeleymiş gibi başlatıp ardından da orada binlerce çocuğu katledip orada binlerce kadın erkek demeden oradaki insanları nasıl ölüme sürükledilerse, nasıl hepsini yok ettilerse burada da aynı durum. Yani burada Hizbullah'la bir mücadeleyle başlamış ama sonrasında da bir ülkeyi, bir kenti işgali söz konusu olmuş ve ardından da dediğimiz gibi sadece Dahiye bölgesi diye başlayan bu mücadele ardından Lübnan'ın, Beyrut'un farklı noktalarına, Lübnan'ın birçok noktasına kadar yayıldığını görüyoruz. Yani her geçen gün aslında buradaki vatandaşlar da tıpkı Gazze'li halk gibi o onurlu duruşunu gerçekleştiriyor. Çünkü hepsi bugün dediğim gibi o bölgelerde siviller öldürüldü, birçok sivil öldü ve bu insanlar diyor ki şimdi vurdukları bu noktanın Hizbullah'la ne alakası var diyorlar ve bir taraftan da bizi bu noktalardan sürüyorlar. Örnek veriyorum, mesela biri Sur'dan gelmişti bir aile, Suriyeli bir aile, Sur'dan gelen bir aile daha doğrusu. O gelip Cenab bölgesine yakınlarının olduğu noktaya yerleşmişler ve ardından gerçekleşen bu saldırıda evin içerisindeki 13 kişi de hayatını kaybetmiş. Ve şimdi bunun nereye koyabilirsiniz ki? Bunun Hizbullah'la hangi mücadele noktasına koyabilirsiniz? Artık bu insanlar da haklı olarak nereye gidersek gidelim İsrail'in, işgalci İsrail'in ölüm kusmaya devam edeceğini artık görüyorlar. Yani bu topraklarına artık sarılacaklar. Bir de burada çok enteresan bir diyaloğa bugün denk geldik kameraman arkadaşım Özden'le. Burada şunu söylüyor, vatandaş diyor ki bu kent diyor akşamları diyor evet burada diyor güneş batarken diyor işgalci İsrail'in bombalamalarıyla ışık aydınlanıyor burası diyor. Ama biz diyor bir gün mutlaka burada tekrar güneşin doğacağına inanıyoruz. Neden? Çünkü burası ilk defa değil. Yıllar önce yine oldu. 2006'da bir kez daha yine aynı şekilde işgal girişimleri oldu. Ama her defasında ayağa kalkabilen bir Lübnan'ı konuştuklarını ve bu anlamda aslında halk her ne kadar vurulursa vursunlar bir noktada aslında her geçen günde İsrail'e karşı da bir cesaretlenmenin, daha fazla bir birleşmenin söz konusu olduğunda sizlerle paylaşmış olalım. Az önce belki Ekber eklemiştir ama şu notu da bu arada İran'la ilgili paylaşayım. Mete hocamızın da dediğiyle alakalı bir şey çünkü. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı İsrail'in İran'ın askeri üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yayınladığı bir bildiri söz konusu ve İran yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca Gazze ve Lübnan'da da sivillerin katledilmesi önlemek için kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurgulamaktadır ifadesi kullanıyor. Aslında Mete hocamızın az önce ifade ettiği şey İran'dan da artık biraz seslendirilmeye başlanmış. Ve az önce bir de bir soru daha vardı. İran'a yapılan bu saldırı burada nasıl karşılık buldu? Açıkçası buradaki saldırılar bu şekilde devam ederken dün gece İsrail'de 3,5 saat süren ve 3 dalga halinde gerçekleşen o saldırı buradakiler tarafından çok da ciddi anlamda gündem olmadığı için doğrusu. Çünkü bir samimiyetsizlik gördüklerini de ifade ediyorlar açıkçası. Peki. İran karşılık verebilir. Şimdi bu Mehmet'in açıklamasıyla farklı bir denkleme gittik. İran karşılık verebilir. Burada tabii biraz önce Kemal Hoca ile konuştuğumuz o İran'ın güvenlik katmanı, hava savunma katmanı zayıflatıldı diye konuşmuştuk. İsrail muhtemelen ABD başkanını bekliyor. Yani kendisine vurma izni verecek bir ABD başkanını bekliyor demem herhalde daha doğru. Ama muhtemelen bu başkanlık seçimlerinden sonra ya biz gene bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ben size söyleyeyim. Peki. Ben ayrı bir başlık açacağım. Yani. Mahmut Övür bir şey mi söyleyecektiniz? Ben şöyle bir şey, hem Mehmet belki cevap verebilir. Çok kısa buyurun. Başka bir başlık açacağım çünkü. Hem de hocama soracağım ben biraz da belki açılım yapar. Mehmet'e de soruyu öyle yöneltiriz. Ya şimdi Lübnan veya Beyrut, Hizbullah, Gazze gibi değil, mekan Gazze gibi değil. Gazze sıkışmıştı, kuşatma altına alınmıştı. Burası açık, destek alabilir. Çok daha güçlü bir direniş sergilenebilir. O niye olmuyor? 2006'da bunu başaran Hizbullah şimdi eli ayağı lideri öldürüldü diye bir çöküş mü yaşıyor? Ben de dışarıdan destek alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum. Şimdi buradan cevaplayın hocam bunu. Böyle bir destek var mı? Buradan cevaplayın hocam. Tamam. Şimdi 2006'da şöyle bir durum vardı. 2006'da henüz işgal devletinin hava savunma sistemi o kadar güçlü değildi. Ve bu anlamda güneyden gelen, Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'ın attığı füzeler Hayfa'ya ciddi manada zarar verdi. Ve bir bakıma hani biraz meseleyi karikatürize edersek şunu söyleyebiliriz ki 34 gün boyunca neredeyse Hayfa'dakiler şeyden çıkmadılar. tünellerden çıkmadılar, sığınaklardan çıkmadılar. Ama bugün gelinen noktada 2006'dan çok daha güçlü bir Hizbullah olmasına rağmen istihbarat sisteminin felç olmuş olması ve işgal devletinin çok nokta atışlarla o karar alma mekanizmasında ciddi bir zayiat verdirmiş olması biraz harekat mekanizmasını engelledi. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sahada ciddi zayiat verdiriyor. Bugünkü rakamlara göre mesela sahadan gelen 14 işgal askeri öldürüldü. 80 civarında yaralı var. Bunun maliyeti günden güne artıyor. Günlük 135-140 milyon dolar civarında her gün Güney Lübnan için işgal devletinin bir para harcadığını biliyoruz ki bu 7 milyar doları aşmış durumda şu anda. Eylül ayından bu yana sürdürülebilir değil. Bundan dolayı zaten dün işgal ordusu 1 veya 2 hafta içinde en geç kara harekatını bitirebileceğini ifade etti. Şu an işgal ordusunun tek önceliği 18 yıllık süre zarfında hemen tamamlıyorum. Buyurun hocam. Hizbullah'ın o inşa etmiş olduğu tünellerin tespiti ve tünellerin patlatılması, tünellerin yok edilmesine yönelik bir stratejisi var. Sanırım bu stratejiyi gerçekleştirdiği an geri adım atmaya başlayacaktır. Sizin de işaret ettiğiniz gibi coğrafya çok farklı. Çok farklı. O coğrafyaya girdiği andan itibaren, yani Gazze'de bile dümdüz coğrafyada bu kadar stratejik mağlubiyet yaşayan bir devletin uzun soluklu olarak Lübnan'da kara harekatını sürdürmesinin zaten mümkünatı yok. Peki Hamit Hocam'la Kemal Hocam'ı böyle alacağım. Hamit Hocam, özellikle şunu soracağım. Aslında Mahmut Övür geniş çerçeve, yani biraz dar çerçevede sordu Lübnan niye diye. Ben biraz bölge için soracağım aynısını. Çin ve Rusya. İran, tamam dediniz ki İran itidalli davranıyor, bölgede bir şey olmasını istemiyor. Ben de dedim ki tamam, bu nereye kadar gidecek, nereye kadar? İran'a neden biraz da böyle bir destek var? Çünkü İsrail'e bölgede karşılık verebilecek tek güç olarak da bakılıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bir karşılık vermediğinde eleştiriler geliyor. Ama Çin'le Rusya, özellikle Çin ve Rusya'yı soruyorum. Bu işin neresinde? İran'ın yanında olurlar mı, yanındalar mı, değiller mi? Ya da İran'ın bu politikasında Çin'in ve Rusya'nın rolünü nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi Çin ve Rusya'nın stratejik pozisyonları birbirinden ayrıştırmak gerekiyor. Çin ve Rusya diye bir bloktan bahsetmiyoruz. Çin ayrı, Rusya ayrı. Çin ayrı, Rusya ayrı. Hem çıkarları ayrı, hem izledikleri politikalar ayrı. Evet, belli noktalarda kesişme kümeleri oluyor ama belli oranlarda ayrışıyorlar. Şimdi Çin aslında şu anda giderek artan bir şekilde Batı ülkelerinin ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli tedarikçisi durumuna geldi. Kendi devlet politikası var elbette. Kendi etki ve hamle alanını genişletmek istiyor bir taraftan. Ne yapmak istiyor? Özellikle Afrika'da Batı ülkelerinden, Fransa'dan özellikle boşalan alanlarda belli bir hakimiyet alanı, hakimiyet demeyelim, belli bir hegemonya alanı inşa etmek istiyor. Yani şu anda takriben Afrika'daki bütün ihalelerin, işlerin ya da ticari hacmin %50'sini Çin'in ele geçirdiği tahmin ediliyor. Çin'in böyle bir stratejik hamlesi var ama bu hamleleri yaparken Çin'in ABD başta olmak üzere Batı bloğundan çok fazla kopma şansı yok. Aynı durum Batı ülkeleri için de geçerli, Amerika için de geçerli. Yani Trump dönemini hatırlayın. Çin'le belli noktalarda gerilimler yaşandı ama hiçbir zaman köprüler aktif olarak atılamadı. Bu biraz da Batılı şirketlerin üretim maliyetleriyle yakından paralel giden bir durum. Nasıl bir durum var? Yapılan hesaplamalara göre Amerika Birleşik Devletleri pek çok ürünü, yani kendi şirketleri aracılığıyla çok uluslu şirketlerde Çin'de ürettiriyor biliyorsunuz. Şöyle genel bir perspektif çiziliyor da genel bir hesaplama yapılıyor. Çin'den çıkarıp bakın çok başka bir yere değil. Yani Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'ya vesaire buradan değil, alacak. Çin'den çıkarıp Yakın Doğu Asya'ya naklettiğinde yatırım maliyetler bir anda 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla ABD'nin şu anda Çin'den vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Buradan alıp yani buralara verse diyorsunuz. Buralara geldiğinde bir anda maliyetler 3 katına kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla Amerika'nın şu anda kendisi için tedarikçi olarak Çin'den vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çin de aynı şekilde Amerika ile ve Batı dünyasıyla böyle ilişkiler kurmaya mecbur. Rusya için durum biraz daha farklı. Rusya'nın öteden beri izlediği politika esas itibariyle devam ediliyor. Rusya'ya geçmeden şunu sorayım. Peki yani Çin'le Amerika'nın bu kadar birbirlerine aslında düşman görünüp yakın olması ticari açıdan Çin'i burada nasıl bir noktaya getiriyor? Çin'in buradaki durumu aslında biraz pragmatik ilişkiler çerçevesinde ilerliyor. Kurala Çin, göre oynamak. Evet. Çin bütün aktörlerden, bölgedeki aktörlerden ne alabileceğine bakıp o doğrultuda hareket ediyor. Yani kendi dinamikleri içerisinde gayet rasyonel bir hareket tarzı benimsemiş vaziyette Çin. Evet, İran'la işbirliği var, İran'la ticari işbirliği var. Pek çok ülkenin olduğu gibi. Çin bu noktada işte bir takım hamleler yapıyor ama bu hamlelerin belli bir öngörülemezlik ürettiğini de görüyoruz. Yani bu Hizbullah aracılığıyla İran'ın yaptığı saldırıyı, bu çağrı cihazları üzerinden yaptığı saldırıyı düşünün. Esas itibariyle Çin merkezli bir ticaret yapılmaya çalışılıyor ama Çin'deki o durum, belirsizlik durumu başka bir yere yansıyor. Yani dolayısıyla Çin'in kendi dinamikleri açısından da belli sorunlar var. Çin etki alanını genişletmeye devam edecek, evet. Buradan hareket ediyor ama diğer taraftan ekonomik gücüyle paralel bir şekilde siyasi gücünü ilerletemiyor Çin. Evet. En büyük sorun bu. Ekonomisi giderek güçleniyor, gelişiyor, hamleler yapmaya çalışıyor ama bu hamleler özellikle Batı ülkelerinde çok etkisiz kalıyor. Sistemden bu yüzden de Çin bütün etkisini Afrika'ya kaydırmış vaziyette. Hı hı. Bakın Orta Doğu'da bile çok etkili olamıyor Çin. Peki Rusya? Rusya'nın durumu daha farklı tabii. Hı hı. Rusya'nın bir takım bölge üzerinde tarihsel iddiaları da var. Tarihsel iddiaların dışında hani bölgede Rusya'nın ta Sovyet döneminden itibaren ektiği bir takım tarlalar var diyelim. Dolayısıyla buradan hareketle Rusya belli bir nüfuz alanına sahip ve bu alanı genişletmeye çalışıyor. Batı ile arasındaki ilişki Rusya'nın biraz daha gerilimli bir ilişki. Yani Çin'den daha farklı bir şekilde Rusya kendi özgün politikalarını özellikle Putin liderliğinde üretmeye gayret ediyor. Ama diğer taraftan Rusya'nın da belli noktalardan elinin kolunun bağlı olduğunu görmek gerekiyor. Özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarında Rusya hala tam anlamıyla belirleyici olamıyor. Evet. Yani hala Amerika Birleşik Devletleri Arap ülkelerinde sürdürdüğü işte hegemonya ya da başka faktörlerle petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını belirliyor ve Rusya'nın ekonomisi de büyük ölçüde petrol ve doğalgaz fiyatlarına dayanıyor. Oranın gelirlerine dayanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla Rusya hamleler yapıyor ama diğer taraftan başka bir sorun daha var. Rusya ile Çin kendi aralarında da bir rekabet içerisindeler. Yani kendileri de her açıdan kendi etki ve nüfuz alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Hı hı. Özellikle bu bölgeler üzerinden dünyanın geneline açılma durumu söz konusu olduğu için her iki ülkede de burada da bir gizli bir mücadele var. Çok kısa soru, çok kısa cevap hocam. İran bir şey yaparsa bölgede Rusya nerede durur? Rusya'nın ben İran'ın yanında duracağını düşünmüyorum. Rusya burada tarafsız bir tutum benimseyecektir diye düşünüyorum. Peki hocam sizden Çin ve Rusya yorumu istiyorum. Sizce böyle midir? Böyle olur mu? Şimdi kıymetli hocam beni çok tahrik etti. O yüzden bir şeyler söylemem lazım. Şaka yapıyorum hocam. Şimdi bakın Çin'in dış politika tanımı şudur. Pasif revizyonist bir ülkedir. Rusya wolf dediğimiz kurt bir ülkedir. Hı hı. Opportunisttir. Fırsatçıdır. Fırsatı yakaladı mı avlar. Amerika Birleşik Devletleri aktif statükocudur. Yani mevcudu korumak için emperyal bir takım hareketler yapar. Şimdi Çin'le Rusya'yı birleştiren temel strateji şu sayın hocam bana göre. Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından bir takım mekanizmalar kullanmak suretiyle Asya bloğuna ve Pasifik bloğuna liberal doktrinlerin aktarılmasının engellenmesi. Bu bir. Hı hı. İkincisi en azından Amerika Birleşik Devletleri yine aynı mekanizmalar yoluyla özellikle kilit noktalardaki hegemonik duruşlarını engellemek. Yani Rusya ve Çin'in birlikte hareket ettiği tek hedef ABD'dir. İkincisi yine ortaklık kurduğu ikinci sistem uluslararası sistemik yapının tek kutuplu veya hiyerarşik yapı içerisinde olmasını engellemek ve çok kutuplu dünya üzerinden okunan bir sistem kurmaktır. Rusya ve Çin için söylüyorum. Yani iki tane toplamda müştereklik kurdukları nokta var. Şimdi bu tablo içerisinde bakıyorsunuz ABD güvenlik strateji belgelerinde Çin ve Rusya doğrudan tehdit olarak geçer. Threat dedikleri. Demek ki bu tehdide karşı ABD güvenlik sistematiği bir tedbir geliştirmek durumunda kalmıştır. Bunu NATO ile yapar bazen, bazen yapamaz, bazen tek başına yapar. Onun için ABD, Çin ve Rusya'ya karşı tehdit olarak bir tanımlama yaptığı için bir şekilde bu bölgelerde askeri tedbirler almak durumunda. Hı hı. Onun için mesela ne yaptılar? Obama döneminde o döneme kadar iki cepheli savaş doktrini olan ABD ordusu, yani Pentagon'un yazılımları tek cepheli savaşa indirgendi. O yüzden ABD hem Avrupa'da hem Pasifik'te, yani Çin üzerinden, hem de Orta Doğu'daki savaşa kuvvet tasarruf edemiyor. Hocam çok kısa bir İran'ın, aynı soruyu soracağım, kısa cevap isteyeceğim. İran'ın bir saldırısı noktasında Rusya İran'ın yanında durur mu bölgede? Bitireyim diyorsunuz anladığım kadarıyla. Başka bir şey vereceğim, tamam, silahım daralıyor. Uzun çünkü bu işi analiz etmek lazım. Tamam, keselim, oraya geçelim. Rusya ve Çin, eğer Orta Doğu'da bir savaş olursa İran ve İsrail arasında, çok büyük ihtimalle üçü bir blokaj kuracak. Hmm. Bakın ne dedim az önce? Rusya opportunist, Çin de pasif revizyonist. Yani değişim taraflısı ama bunu ağır ağır götürmek istiyor. Bunu nereden okuyoruz? Daha önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Bakın tam şu bölgede bir tane liman var. Şu bölgede İran'ın. Evet. Şu limanda Çin, İran ve Rusya müşterek bir karargah kurdular. Askeri bir karargah. Beraber çalışılabilirlik tatbikatı icra ettiler. Bu çok önemli benim için. Çünkü orada bakın en azından o bölgede Çin gemileri var. Hı hı. Rus gemileri var, İran gemileri var. Ve müşterek tatbikatları her yıl tekrar ediyorlar. Bu şunu işaret eder. Bir şekilde bu bölgede herhangi bir şey olursa İran'a karşı topyekün, biraz önceki demonstrasyon gibi değil, İsrail'in yaptığı gösteri gibi değil, Çin ve Rusya bir şekilde bu blokajın önüne öyle ya da böyle geçecek gibi gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Çok sağ olun. Şimdi son bir bilgi paylaşacağım. İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrasında Tahran'daki Filistin meydanında İbranice ve Farsça olarak bir pano asıldı. O panoyu şimdi yansıtacağım ekrana. Panoda başka bir fırtına geliyor. Tam yanlış çevirmeyelim. Başka bir sel geliyor. Başka bir sel geliyor. Buyurun hocam ve Mete Bey, ikinizin kısaca yorumlamasını isteyin. Buyurun hocam. Yani tufan mı, sel mi? Aslında kavramsallaştırmasıyla Aksa Tufan'a metaforik bir gönderme var. Tabii bunu kimin astığı önemli. Yani sahadan birileri birazcık ortamı hararetlendirmek, belli mesajlar yapmak için de bunu yapmış olabilir. Ya da yine devrim muhafızları eliyle organize edilen bir durum da olabilir bu. Eylem de olabilir. Ya burada şeyi dikkate almak gerekiyor tabii ki. Ciddi manada bir iletişim harbinden, psikolojik harpten bahsediyoruz. Ki bunların hepsi de aslında karşı tarafa doğru, eğer siz ateşkes noktasına gelmezseniz ya da Lübnan'daki saldırganlığı devam ederseniz biz de her daim teyakkuzda olacağız mesajını verme noktasında önemli. Ki yine aslında Mete Bey'in o az önce ifade ettiği noktaya bir referans vermek istiyorum. Hani ikinci bir saldırı belki gelebilir demişti ya işgal devleti açısından. Şimdi dünkü belki saldırının dozajının düşüklüğü, nasıl olsa bu saldırı bitti, belki arkasına daha güçlü gelebilir noktasında bir ön hazırlık saldırısı da olabilirdi. Bunu da bilmiyoruz. Böylece en azından Tahran yönetiminden sakın ha sakın böyle bir eğer planınız varsa bilin ki biz de daha fazlasını yapabiliriz noktasında bir uyarı mahiyetinde de olabilir. Bir dakikada hızlıca yorumlamanızı. Yani şimdi geldiğimiz noktada tabii iki ülke içinde Rusya ve İran arabulucu olduğu, karşılıklı mesajlaştığını artık anladık. Ama burada özellikle medyaya da yansıdığı için hani İran saldırmayacağım dedi, peki öyle dedi minvalindeki haberler dışında İran'da daha önceki İsrail'le olan süreçlere baktığımız zaman aynı. Yani İran ocağın altını yakmış, tencereyi koymuş, suyu kaynatmaya başlamış ve içinde İsrail var. Benim gördüğüm bütün parçaları birleştirdiğim zaman sadece İran'ın da şu an beklediği İsrail tarafı, dediğim gibi kendisini İran'ın vurması için bir ABD başkanı istiyor. Kimin olacağına bağlı 5 Kasım'da. İran'da kendisini vuracak ya da vurdurmayacak, müzakere edilecek ABD başkanını bekliyor. 5 Kasım'ın böyle bir önemi var. Ama benim anladığım kadarıyla İran Hamane'yi, şimdi New York Times'ta bir haber yayınlandı. Onu da söyleyeyim. Hamane'nin sağlığıyla ilgili çok ciddi bir haber yayınlandı biraz önce Amerika saatiyle orada. Sağlığının pek iyi gitmediği, işte oğlu müştebehanın yerine geçebileceği, gene Amerikan medyasına döşenmişler. Ama burada 5 Kasım sonrası gene bu kısır döngünün içine Orta Doğu'nun girme meselesi var. Lakin bu sefer bu füze meselesi didişmesi dışında gerçekten topyekün İsrail'in Hedef Bankası'ndaki Kemal Hoca ile yayın öncesi yayında da konuştuğumuz nükleer tesisler de dahil, petrol tesisleri de dahil daha geniş İran'a vurma ama onun öncesinde İran'ın da İsrail'i Allah ne verdiyse onların da bir hedef bankası var. Anlatmıştık haberde. Evet. Onların da vurma ihtimali çok ciddi belirmeye başladı. Peki. 5 Kasım sonrası. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Mete Sohtaoğlu, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için, kıymetli bilgiler paylaştığınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan hocam, çok teşekkür ederiz bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için, geldiğiniz için. Profesör doktor Sayın Hamit Emrah Beriş hocam, hoş geldiniz tekrar. İyi ki bizlerleydiniz bu akşam, sağ olun. Kıymetli bilgiler paylaştığınız için. Doçent doktor Kemal Olçar hocam, tekrar hoş geldiniz. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ve gazeteci Sayın Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için, emekleriniz için, katkılarınız için çok sağ olun. Kıymetli izleyicilerimize, ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimize de ayrıca bu saate kadar bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Satır arasını noktalıyoruz. Görüşmek üzere, iyi geceler, hoşça kalın.